Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körülmeler. Vaka ve mülahize programımızın 54. sahne görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli körülmelerimiz, hemenlağı malum boğandak, biz bu programımızda her daim kün tertibdeki en yeni kızlık noktadaki meselelerini, şu sahanın mütexassislerini, alimlerini, siyasetçilerini teklif kılıp, vaxtı vaxtı da analizkan şekilde sohbet kılıp kilovatımız. Bugün bu, aslında bu programımız tünügün huzurunlarda bulmak için. Efsus ki tünü gün şu istiklal caylaşkan rayonda bir internet kaşılısı meydana gelip özgüzenmeye kaldık ve tünü gün keçiktir geldikimizini gizip koyduk çürbaslarımızda. Şunun için bugün inşallah bunu huzurunlarda sunumuz. Elbette bugünkü temimiz Hakan Fidan'ın Şarkı Türkistan ziyareti hakkında analiz şekilde ilan bedup. Elbette bu haftada şu bütün haber kanallarda meyli ne diye şevat kan bulsak her kandak Uygur kızgıdığan meselemdi. Kandak bir devlet rehberi Şarkı Türkistan'a bazı ziyaret kısa uyardı. Bizden meselelet ilgi eğlense bizden devamlı dikkatimiz uyardı bulduğun her bir keplerine dikkat kıldığın mezgillerimiz bulduğundu bu. Şunun için bir yerde ki varlık meselelerini vaktimiz yetkence sohbet kılıçkıdır işimiz. Bugünkü aziz mihmanlarım programını ki hem Allah'a tanışık boğan iki mihmanı teklif kıldım. Doktor, dosent doktor Erkin Akram efendim Ankara'dan katmış oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültesi okutucusu. Şunlukla strateji mütexassisi ve Uygur Tetkikat İnstitutu'nun reisi Doktor Erkin Akram ziyaretimizi kabul kılalım. Çünkü öptün köp rahmet eğitimiz aldı bilen. Ben rahmet eğitim. Rahmet. Yeni bir mihminimiz olsa Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği baş katibi Abdurşit Emin Hacı efendim Malayşiyadın katmış vatudu ziyaretimizi kabul kılalım. Köptün köp rahmet eğitimiz özge. Selamun rahmet. Qadirli körümelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqalıq Naq Meydan'dan tarqıtılıb atıdı. İkran aldı çıxıb turatqan nömrimiz şunaqla ictimai fikir vasitələrindəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq programımızğa əlaqədar hər qandaq fikir təklif bolsa, verişinlərini, suallarınız bolsa, soruşunlarını ümid qılımız. Şunaqla köpləyən qardaşlarımızın faydalanış üçün həm bəhərləb qoyuşunu, həm unutmağaysınız. Biz saat 6 deyən toq bir 20 minutdan köpərək keçib qaldıq. Ve sebeple tüpeyle keçirim sorayımız. Ondan da diginimdek programı kirip kestek. Bu ziyaret elbette Türkiye'nin ki Uygur meselesi, Şarkı Türkistan meselesi de halkımızdan hem köp yaşavatkan bir devlet bulu süftü bilen meyli Türkiye'de yaşavatkanlığa nispeten bulsun veya ki dünyanın her kaysi şeylerde yaşavatkan halkımızga nispeten bulsun Türkiye'deki her kandak bir emeldarının ağızdan çıkıdığında her bir kep meyli selbi veya ki icabi nurgun Uygurların dikkatini tatıp durduğun siyaset intayın kızlık bir devletemdi bu. Elbette bu katımki Hakan Fidan'ın ziyareti 2012 yılı öz vaxtdaki başminister Erdoğan'ın ziyaretinin kin en yukarı derecelik devlet emeldarının ki ziyareti oldu. Hem Hakan Fidan'ın devletinin sır küpü de ilgir ki bu istihbarat keçmişi 13 yıllık Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başlığı bulup vazife ötügen biri buluşu süpüte bilen bu katımızı ziyaret mi? Meyli Türkiye'deki, meyli sırttaki Uygurların ki tekhimmek dikkatini kozgan bir nokta hem de. İnşallah bu meselelerini tefsili halette toktulmaz. Ürmetlik Erkin Akram sizden başlasam aldı bilen. Hem de elbette Beijing'den başlanan bu ziyaret, Wang Yi'nin teklif bilen ziyaret 3. iyundan 5. yılın ziyareti oldu. Beijing'de elbette Xitay Muavin Reisler'le görüştü. Ve bu yerde Xitay Türkiye otursudaki nurgun ortak meseleler, halkara meseleler, Gazze, Ukrayna meseleler hem istilge eğlendi. Yani baştaki birlikte akbarat ilan kılışı yığında mı? Biz her daim Uyghurlar yakışık görmüşsek mi? Narazı bulsak mı? Xitay ile münasebet oynatkan her kanda bir devlet rehberi bir Xitay siyasını kollayımız o bu da deydi hem de. Bu muharikatım Türkiye'nin kim bası basın bundan keple oturgu çıkan vakti de her daim halkımızın bir aram kıldığın nurgun razı bulmasak mı?
ijobiy salbiy uchurlarga oid ko'p yozilgan bir vaqt hamdi bu. Hamdi bu ziyoratni umumiy tafsilotiga, ziyoratning tafsilotiga kirishdim burun. Bu ziyoratning elib berilishi ham uning kendi Xitoyning o'xshash vaqtda bir kun burun ziyoratdan bir kun burun Xitoyning kim o'sha İstanbul'da ve Ertislam 3. Hakan Fidan'ın Mangan günü Ankara'da atılmış Xitay Halk Müziği Xitay Halk Müziği ve usul keçiliğini uğurlaştırıp bir yerde tatür teşvikatını elip bir vatkan bir vakitte bu peyitki uğurlaştırılışıydı ki sebep digende umumi cihetten karga vaktinizde kandak analiz kıldığınız bu kadar mı ziyaretini? Hoş, bu ziyaret buldu 7. ayda Xitay Taşkı İşler Ministri Wang Yi'nin Türkiye'nin ziyaretinin ki elaka kaydırış ziyareti, yani iade ziyaret. Hoş. Bu ziyaretini davet kılgıcı bu kandak kilişti onu bilmeyim ama Şark Türkistan meselesi bir yerge, anime Şark Türkistan ziyareti bir yerge kırgızgen oldu program. Hem de 3 günlük bir ziyaretinin 2 günü Şark Türkistan'a ayrıldı. Demek ki bu ziyaretinin hem Türkiye cedden hem Kıtay cedden en mühim kısmı Şark Türkistan burada, Uygurlar burada. Hoş. Hem de bu bir yerdeki mavu Hakan Fidan'ın Taşkı İşler Ministri'nin Kıtay'a bağlan vakti de köreşke edemleri mi bazı meseleler var. Misalığa bu buldu 7. ayda Wang Yi kegen çağda Cumhur Reis Erdoğan kabul kılan. Ama bu Hakan Fidan'ı bu Xitay'ın ki reisi Xi Jinping kabul kılmay. Onun yerine bu devlet muavini olan Hancım bunu kabul kılan oldu. Doğru bazı bu Xi Jinping'in ki köreşmeydiğen yapmasa devlet mavi reisi şu Hancım onun yerine verip görüşetti. Misalığı değilim mi şu buldu 9. aydıma Xitay reisi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki umumi yığınına katlaşamayan üyeye şu Hancım katlaşkan. Hem bunda düşen düğen çağda hem de bu Xitay'ın ki devlet reisinin namında bu Türkiye Taşkı İşler Ministri Hakan Fidan'ı kabul kılan bulundu. Ama emli cidden yani bir derece töven bir yerde. Bunun din kim göreşken yani bir edimi var. Bu bolsa bu Xitay Komünist Parti'nin bu siyasi ve intizamka mesul olan bir komite var. Bu komitenin ki reisiyle yani Çımın Çımın'la köreşti. Çımın Çımın'ın başkuru vatkan ya ki Çımın Çımın'ın ki başkuru şehyetini teşkil kılganla kim o kimle bağ desen var mıydı? Birincisi Sot'nın ki Jukuri Sot'nın ki başlığı. Yani Can Çımın. Onun dinkin bu tekşireş yani yine sahte yani bu adliye sisteminin ki bu tekşireşinin ki en yukarı başlığı Yin Yun diyen biri. Bunun din kim bu Kıtay'ın ki istihbarat ministerliği yani milli hevsizlik ministerinin ministeri için. Onun da başka muşu yani adliye sisteminin ki muşu bir başlığı kurum. Bunun da başka bu kurallık sahçı her bir buruhunun ki başlığı Wang Chunyi. Muşlardan teşkil tapıdı. Bir yerde dikkat kıldığına neyse birisi hafifsizlik, ikincisi istihbarat. Yani hem de Komünist Parti'nin ki bir teşkilatı bu. Taşkışla öyle pek cık münasebeti yok. Niye için köreşti? Peki bir yerde bazı mehbi nesler var deyip oylayma yani istihbarat ile mi? Aldın kaptı o deyip orta Şark Türkistan'ı ziyaret edip kaçtık o deyip hemen ziyaret geldi o başa. O şey bir pütülle. O başka o o başkıydı. Yani bir yerde bu yerde şu Türkiye'deki Uygurlar hakkında hatta Suriye'deki Uygurlar hakkında bazı belki özleri bildiğin, misalığa tızımlıkla, yezlik bağlan Uygurlar meselesini
sözleşken buluşma mümkün. Yani ben yakışı bilmeyim ama mümkün daha değil. Çünkü o Komünist Parti'nin ki bir organı, Nimede taşkışlarının ki ministerini kabul kıldı. Ya ki görüşüdü. Demek bir yerde başka bir meseleler var değil mi? Ama hazır ki ben diyeceğim mesele gün tertipte pek kemedi. Çünkü bu çoğun içimde köreşkenlik adamlar ne kılmadı. Yani yazıcı, nime, jurnalistler ama pek çıkı hisp etmedi ama Wang Yi bile sözleşken sözlerini tolu yazdı. Ama o sözler buldu Wang Yi kegen çakdıma değilgen meseleler. Ondan evvel Türkiye'nin ki taşkışlar ministeri bu Çavuşoğlu'nun ki Hıtay'a bağlan çakdıma değilgen geplerle esas okşap gidiyordu hem de. Yanılı ticaretini kandar terakki kıldığımız, iktisatta kandar hemkarlık kılımız, rayon karakterlik meseleler kandar hemkarlık kılımız, halkıradaki meselelerde kandar sözleşip kılımız, dünyanın ki dünya tüzümünü adil ve ten beraber bir sistemle yaratışını kanda kılımız digendek. Yanıla okşayışmış Türkiye-Hıtay arasında hükümetler arası işbirliği komitesi diyen bir komite var. Bu komitenin tekimi canlandırayla da tırşıvat bu da çıkarak çakalıdı yani tırşıvatı bunu. Hemimiz bilimiz 2010. yılında yani Ürümçü'de yaşanan bu vakanın ki bir yıldır ki Kıtay'ın ki o başministeri Vıncabon'un Türkiye'ye ziyareti vakti da iki devletinin ki münasebetini strateji hemkarlık münasebetini yükseltti. Hoş. Ama bunu yükseltisimi içinde dolduruş lazım değil mi? Misal, Türkiye'nin deydiğim olsak, bu şu 2010 yılı kegen çağda işki devletinin ki ticari somu, yani umumi somu 50 milyar buludu deydi. Hoş. Ondan bugün 2020 yılda yani köyücüde ben işki devletinin ki ticari somu 100 milyar buludu deydi. Ama hazır en yüksek boğan vakti 48 milyar. 48 milyarını, 45 milyarını Hıtay kazanamadı da kalan 3-20 milyar, 4 milyarı yakın pulunu Türkiye kazanamadı. Yani manda diyen çağda Türkiye 45 milyar dolar ziyan tatmadı. Ne ticari? Şu. Hazırlıkça buna diyor temponluğunu kovdayımız ya ki siyasi cidden bir karar ettirip bunu temponsuzluğunu tüzdeyle dediğim bir niminin köre miydi? Bu da mı köre miydi? Salga hiç olmasa 1999'da Hıtay meclis reisi yani halk meclis reisi o Lipin Türkiye ziyaret kegen çağda 3 maddelik bir teklifini sunan. Salga iki tarafının ki ticaretini güçlendiriş için Türkiye'nin malını Türkiye'de teşvik kılış. Misal değil mi? Birinci madde. Hoş. İkinci madde Türkiye'nin ki isil mallar yani naiti bu kaliteli süpetlik mallarını alaydı Türkiye'ye, anime Hıtay'a tutmuştur. Onun dünkü bu Türkiye-Hıtay birlikte üçüncü bir dünya, üçüncü bir devlette bir iş kılış. Ama bu lama olmadı. Bu 2000 yılındaki her daim kuruk verdiğini hukuk kitledi o Hıtay, onun kendinden. Bu dağı görüştüm, yanımış meseleler oturup koyuldu ama hal kılıç uslupla ya ki bir çare tedbir ya da köremedi. Ama bu şu Ukrayna meselesinde buna ortak göz karış demez ama riskin meselesinde göz karış okşaş Türkiye'nin ve Hıtay'ın. Yani derhal işki devlet modelini eminleştiriş çekti. Hem de bu Türkiye hem de Hıtay ile siliştuğun çağda çünkü Hıtay dünyanın İkinci iktisadı küçüğü, Türkiye'deki 19. küçüğü. Yani bu Filistin meselesini hal kılışta Hıtay başçılığını kılış lazım. Hıtay Nurgun devletlerine çağırıp Muşu meselelerine kanda kılışta bir bizim işitleriş lazım. Hazırlıca Hıtay'daki bundan bir planını oturuyor. Yalvuzlar şuar karakterlik yaplarını sözler vardı.
Yani emirli mandakalıkta Türkçe diyen vakti de taşının astığı kolonuna koy deydi o yani emirli bir işin. O işteki yok. Bu da ama bu, bunu mu beküremedik ama her iş yüzünün kararını, okşayış kararını ilan kılan oldu. Ama bu ziyarette evetsiz diyen de Şark Türkistan kısmı hem de muyum bir kısım oldu. Hoş. Xitay'ın ki matbaatları karaydıgan olsa şu Ürümçi'deki ziyaretini biraz tılığa aldı ve nimi değişkenliğini bu Maşin Rüy'nin ki Erkin Tunyazı'yla köreşken vakti de değilken geplerini diyen oldu ama bu Kaşka tarafı bağlan ziyaretini pek matbaatla da koymadı. Yer vermedi. Bunun nima bunda bu sebep bununki sebebi nima deganda meninki shaxsiy o'ylashim edi. Chunki bu Urumchiga mingishdan avval Sharq Turkistonga mingishdan avval Xitoyningki radio televizionga bir intervyu bergandida hamda reportaj. Bu bergan vaqtida Sharq Turkiston xalqiningki kultur madaniyat haqqini va qimmat qarashlarini qo'g'dab qilish lozim. Bunu Xitay göz karışını özgertiş lazım ve bu farklı olan medeniyet kültürüne baylık da görüş lazım. Eğer Xitay müjinalı kördüğün olsa biz mi rahat olumuz, İslam dünyası mı rahat olurdu, bütün hem devlet rahat olurdu yani diyemem. Bu yapını diyenden ki Xitay rahat çünkü hazırca Şark Türkistan'da bu bu kırgıncılıktan başka kültürel ırkı kırgıncılığını meyli bir vardı. Yani Şark Türkistan'ın asimila kılıçka tırışıp bir vardı. Eğer de bunu kovda kılıç diyen vakti de bunda da şu Şark Türkistan'daki otonomiye tüzümünü emelleştirin diyen yedi kildi hem de. Hoş, bunun Kıtay bundan biraz rahatsız. Bunun başka yani ben şahsi oylağıdım. Meyli Ürümçü olsun, Kaşka olsun. Bu Türk İslam dünyasının naide kademi muyum şehri deyişi. Hoş. Yani Xitay cidden bunu düşündüğüm olsa bu Xitay Halk Cumhuriyeti'nin işki şehri tusa bu kopuk nemişki İslam Türk dünyasının ki şehri deydu diyen yapılama Xitay'a biraz teydi de oylayamam. Yani birisi şu Kaşkağa bağlanacağıda bulukma aşı koçularına aylanan vaxtlarda alaydı bir kök renkli galastik isir. Hem de bunu ne için aslı onu yaxşı bilmeyim hem de bu Hakan Fidan'ın ki məqsədini bilmeyim ama bu mu bir Xitay'a bir mesaj yani uçur vergen buldu da. Yani bir yerdeki halkını kollavatkanlığını köstüdü hem de siyasi için. Bunlar belki spekülasyon buluşmuyor ki. Yani gayvet gepler buluşmuyor. Yok programdan devam edin inşallah tekim tefsili para sohbetleşmez bu mesele. Ama muşundak ehvalla hem de bu dağı ziyarette Xitay'ın ki muşu İslam dünyasındaki siyasyonlarını, dini liderlerini, jurnalistlerini, aşı King Temple'de işleydiğanlarını, okuyucularını, youtuberlarını çağırıp muşu kinki bir işgilde. Aşlağı digizdi. Şart Türkistan'da zulüm yok der. Hem de nöbet Türkiye'ye kegen der. Şu Türkiye'de hem de Hakan Fidan'ın ilgizi de bunu digizi işe tırıştı. Hakan Fidan mı bu rayonda medeniyet kültür cedden, cemiyet cedden terakiyatla boptu. Şehirlerine mi terakiyat boptu. Bununla naite hoş bulduk deydi. Ama siyasi diken bir yapını küçük nime. Ma sözünü demedi. Demek ki başka bir mesele var. Bunu bu yıl birinci ay ve dördüncü ayda Türkiye'nin ki şu Beijing'deki elçisi hoş. İsmail Hakkı Hasan mı muşun okşaydan yapılarını diye. Yani Hıtay'ın mı biraz razı kıldığım bir söz de düşünüleyemiz hem de. Çünkü uyadım kültür ceddime izli vatkanını körü vatım. Şehirler o boktu silin vatım. İsim binada silin vatım. Halk belki bir kısım kalktı. Yani Uygurların bir kısım kalktı belki ondan yaşadı ama köpü ondan emez değil mi? Hem de kösetken yerler ama hem de tabeler. Hem de uyadık
Allah ve bu bizim ki şu anımız mı bu değil mi? Arıyorum ki ertesi yani. Biz Kıtay'ın bilimiz o Kıtay daim işte oyunlarını oynayalaydı. Doğru. Şunun da Kıtay degen çağda azraq kazanğan boldu elə ki Əbəymən degen İslam dünyasındaki yerlerine digizgendek azraq bir nəsib oldu. Ama bu Şərq Türkistan ziyareti Şərq Türkistan meselesini yani bir kıdım halkara tüm tərkigen buldu. Türkiye'nin ki matının hemisinde bu meseleler ve bu olsun, analizi, yorumla olsun hemisi kılındı. Gərb devletlerde ama misalga en çok matbaatlarda misalga dema EP dema Hakan Fidan Uygur halkının ki kültürel ve medeni, kültürel ve kıymet kararlarını kılış için Kıtay'a Kıtay'a çakalıdı dedim tabi. Haber hoş, hoş. Şimdi onlar yığıp gelen çağda Kıtay mazıra kazanırken oldu. Türkiye'nin kazanışını hem de kelbisinde görmüş. Bu terakiyetin ki nimle buldu. Türkiye'ye meblağ siliş başlandı. Türkiye'ye teknoloji eklendi. Türkiye'nin ki poyuz yollarına yenilendi. Türkiye'ye bir erkin ticaret sahasını açamdı. Türkiye'ye üniversite açamdı. İzmir'de bir ticari merkez kılamdı. İstanbul'daki nurgun portlağa ilgi bulamdı. Yani nurgun meseleler vardı. Ama bir mesele belki sözleşirken boz gerek. Yani yadro sentral. Yani yadro pişini işlep çıkış cette Kıtay bile şu dindeyimiz niyet cette kilişken oldu. Hem de çıkıp gelende maşincilik muşu hem de ziyaretmek ki esas kısımdır. Hoş hoş. Köp rahmet Allah razı olsun. Umumi bir şekilde sizdeniz. Yani inşallah tefsilatını sohbet işimiz. Hürmetlik Abdurreşit efendim hem de bu silah halkara Şarkı Türkistan Teşkilatı'la birlikte bu da sübtonla bile bu ziyaretini ki ziyaretin burun 2. iyon bir bayanat ilan kılıp bu şu elbette Türk Devletleri Teşkilatı'nın ki Şarkı Türkistan ziyaretinin ki meselesi gün tarafta bu kadar için ulağı tayarlıgan bir tefsili Kıtay'ın kandak köz boyamçılık kılıp atkallıkı eğer ziyaret olsa nimelere dikkat kılış gereklilik meselelerini oturup koyup kıgan bir dökületini ziyaretin burun Hakan Fidan'a yetküzgerlik olan ilan kıldılar. Bu ziyaret emirleşip bir yerip kayıtıp geldi Hakan Fidan. Sile nimeni his kıldığına tavşurgan nesilerinin ki dikkat ki ilin kallıkını his kıldığına bu ziyaretin kandak tep karayısıyla teşkilatla birlikte bulu süpüdünler bilen. Rahmet. En aval bir yerde mühim olan bir nokta her vakit unutulması gerek deyip kurayım. Çünkü bu kıtımlık ziyaret edip bakan ekibinin beşi ve Türkiye'nin vekili olan Hakan Fidan Türkiye İstihbarat Teşkilatı sabık reisi Buluş Tüpü'de bilen vatanımızdaki erkil ahvalla siyasi vaziyet ve biz her vakit tilgalib kelayotgan irqiy qirg'inchilik ve işgalni yaxshi bilish bilan birga ve özüninki istihbarat teşkilatı vaqtida ki yani muhacirat cemiyatidagi Uyghur hareketleri siyasi teşkilatlar ve başka qaysi hareket ve faaliyetlerde şahsiyetlerini yaxshi bilgen bir şahsiyet. Undaq bo'lgan ki bu qatimliq ziyareti ve bu qatimliq ziyaretde Türkiye'nin ki aldığı rolü bilen bir kez özünün ki şahsiyeti, kişilik tecrübeleri asasında kayıtsız şekilde pozisyon tutuş ve kayıtsız şekilde meselelerini baykaş noktasında bence nayet köp yeterli kişi değil mi? Bir ondaki o hakkından hemkarlık hemrah boğan ma Türkiye'nin ki büyük elçisi İsmail Hakkı'ya karşı mühim de bu kremi çünkü bu kişinin ama kilip çıkışı
faqatla büyük elçi ve diplomat süpüte ölenemiz. Şunundaki Türkiye'nin ki her kaysi organları da çeteldeki Türk'le ve şunundaki İslam'a karşı irki kemsitiş kala kadar bazı organlarda mühim rol alan şahslardan birisi. Şunda koyarken biz yani Türkiye'nin ki elbette Doktor Erkin Eklem Muallim'in ki oturup koyan iktisadi ve başka noktalarını gözde tutuşuyla birge ziyaret kılgan kişilerin ki ve şunada bu Türkiye'nin günümüzde Hıhtay'ın içi de temsil kılvatkan şahsiyetlerin ki kilip çıkışı mı ve bunun da mesela elbette Hakan Fidan ministr boğallık için şunada ama yine baş elçinin tallını şunu mu bence bir siyasetin ki muamelenin ikisi de kuraymış. Şuna bakın ki dinkiyin özgürlük için sosyal medyada ya ki medyada ya ki uçuk bir şekilde bir taşınışlar ministerinin ki bayanatını tutuluksu kömüdük. Ama ahirki Adıl Tunya Zülen ilip bağın ki bazı bayanat ve sözlerden Hakan Fidan'ın ki hüde uçuk şeklinde eğipleşini halıması olan birge okşar şekilde Hıhtay'ın ki bu katımını bu Hakan Fidan ziyareti arkalık Şerhi Türkistan'da zulüm yok o digen ya ki hiç kanak bir bu tılgılını vatkan erkek kırgınçılıkla yok digen bir mesajını bir iş oyunu için mi bir yeterlik yeterlik boğudak bir bayanat beğenme gelikini mi gördük? Yani ya da nait uluk ve diplomatik dil bilen Şerhi Türkistan'daki Uygurların ki hak hukuklarını kurduruş arkalık Hıhtay'ın ki imajını yakışılış gerek gelikini Türkiye'de Türk dünyası ve İslam dünyası bu vakti bir fikir teklif ve gelikini kürgen bulduk. Elbette Türkiye'de bu yer mühim bir nesi var. AK Parti'ye özünü yakın tutu atkan ya iktidarla hükümet gözüne yakın tutu atkan bazı yazgıcı ama Hıhtay'ı bilen bugün Allah kısmına ait yakışık yok bugün bazı yazgıcılar Hakan Fidan'ın ziyaretini özünü anlam. Şerhi Türkistan'daki zulümün yokluğu, bu cezalar günlerinin yokluğu, nesillerin uçukluğu, yollarda zulümün yokluğu, kadarlık nesillerin ispatlaşkı yitirdi de bazı icma itiratkularda fikir kozgaşkı tırışkan bozum ama umumi noktanın elbette vaktimizde fakat Türkiye'de lamemez. Ama bütün dünyada bu Hakan Fidan'ın ki bayanatı, ve ahirki özünün ki hulası, ligen hulası ve şunundaki bu ziyaretlerdeki tutkan pozisyesi ve işletken söz ibareleri mence naiti derlik alette yani dünya medyası da Türkiye'nin ki Uygur hakları meselesi de Uygurların hakkını kogdaş ya ki bu hafta bir iç boğumu değil diplomatik noktadan bir fikrini bayan kılıç derecesi de ikerlik ki noktasının düşünülgenlikini kuralıyız. Çünkü dünyadaki danlık haber kanalları, analiz kanalları da Hakan Fidan'ın ziyareti bu şu noktadan analiz kılındı. Yani Şerhi Türkistan'daki insan Uygurların ki hukuklarını kodaşka karta ikerliki noktasının analiz kılındı diyelimiz. Şunun için biz yine Hakan Fidan'ın ki özünün ki bu ziyaretten bir taşkı işler ministri bu stüdyoyla ya ki Türkiye hükümeti bu ziyaretten sadece kaysıkıl bir planı maksat kıldı ya ki pekatla uzun yıllık talep kılınım atkan ökçüler terpidin, bizler terpimizin, dünya terpidin ökçüler talep kılınım atkan ziyaret talepi gibi bir cevap koyaş mı ya ki hakiki bir planlık bir ziyaret mi bunu mu? Bence yakışı birkaç aylık ya ki birkaç mezgillik biraz vakit talep kıldığım bir kütüç kirek de öyleyim ben. Ve ben bu erken malum digendik bazı kimlerdeki uslup bazı nesillerini bence bu analizimizde çok bir amil ve aktör kılmazlık taraftarı. Çünkü erkel şekilde ifadeliğiyle geçişengeli bulduğum meseleler bence bunlar çok işlerde mühim rol oynaması gerek de. Hoş, hoş.
Kiyim meselesinin gibi ben kiyim çıkarmak istedim. Hem de bu. Ben bu program tayarlaş çariyanda ya muş yaptım ki hem de biraz tigva meselemi bu de hem de. Bunun uya ben anlayı tutkam de. Hele tekşürüp baktım. Muşu bulup mu siyasetçinin dünyadaki bir gen muşu kıyafetninki her bir siyasetçininki hatta kiyvağın kandak rağını tanışıdın dağıtıp hemmesinden herkes tasadifilik buluşan imkansızlıkı protokol, kaidi, kanuniyetleri, kıyafetninki ilmi, onun bir daha fikirleri hemmes tasadifilik emez. Her birisinin fikiri var. Devletin içindeki öz halkı hem fikir veriyor, hem karşıdaki düşman olsun, dost olsun. Onun çokum tilide nurgun nesne, diplomatlar sözleyemeyen nesne. Kim arkalık iş bağlıydı da pek çık nesle bakıyordu o kadarcık. Şu haber globaldı mı? Türkiye'deki anlamlı kanallardan birisi. Şu Hakan Fidan'ınki aşını manşet kılıp, yani baş mavzuluk bir haber çıkardı şu. Kaşgar'daki koçularda, Ölümcü koçularda Şark Türkistan bayrakını mavi gök bayrak, renkli kravat yani kalüstü kaptırıp Şark Türkistan halkıya yanındayız. Biz silahın yanınladığımız de uçurbağdı da televizyonda manşet kıldı şu vakti de. Digin olacak hem digin onlardaki tabii ki hem de bu siyasetçiler bulup mu Hakan Fidan'daki yukarıda hep ötkünüzdeki Hıhtay Hakan'ı aldayım ben, onun da pısık cigidi salmen digen bilen Hakan Fidan bu vazifeyi kendi geldi mi? Bütün İslam dünyası da kimlerin demiş kılavat kallıkı hem istihbaratın beşitir vatkan bir şahıs. Kimlerin kandak oyununu oynavat kallıkı, kandak hilgerlik kılavat kallıkını en birinci kol bildiğin kişinin birisi hem de. Şuna ziyaretten burun mu nurgun bazı analizçiler, Hıhtay aldamçılık kılmende apağın bütün yalgan sehirlerini uğrullaştırısı mı? Ama onun közüden, onunki parasının kaçışı mümkün emez diye şekilde Nurgun Tilozur'da özününki münazırlığını sunuyor dendi. Hoş hem de muşu devam kılsak. Hürmetlik Erkin Ekrem hem de muşu. Diginizdeki elbette bu Hıhtay devamlı halette bulup mu Türkiye meselesi ki bu tamponsuz ticaret meselesi her daim ta Erdoğan'ın ki baş ministerlik devrinde kancılığan emeldarları kilip bir yerde o şaş tamponsuzluğun tilg edip kilip atıldı. Hıhtay nurgun hatta sayahatçı meselesi mi nurgun evet mi o bu dep aşınım dep koyup yine Türkiye'nin talep bu işe şıkkın yok hem de. Bu kıtım Hakan Fidan biz Türkiye bunu süptümüz bile nurgun emelge aşık olup bulduğun konkret meselelerini, teklifini otur koyduk. Ben de burada yukarı teknik ilik mesela abi size azırak tepki tükettiniz. Meblağ silişikten ki bu şu yukarı teknik sahası. Mişe Türkiye'ye meblağ silip şirket kuruş, seyahatçilerini köplep, epkiliş, digendek mesela otur koyduk dedim. Hem de biz bu meselelerin amelge iş aşmasını aldığımız 2 günler yani körümüz koyamdı. Müşahede bu sabık Taşkın İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun devirde mi kançılık hankatım Türkiye'den ömek evet iş meselesini mi kançılık hankatım oturup koygan. Ama Mevlüt Çavuşoğlu mu öz vakti de oturup koygan diye. Biz evetimizde kançılık hankatım devletimizde malik ola özü men aşı bari men özü teyalap koygan yani kılgallık için şu yaki teklif kılgallık için biz onu mevatımız müstakil tekşür için talep kılgallık biz o yaki onda burnumuzu tutup apası onun payısı odap diyen tam diyoruz vakti. Bunu uçuk diyen tam ta ki. Hem de bu ikisini adır seliştirsek bu kıtım kıyamdi ziyaretini Hakan Fidan'ın ki. Ve bu ziyareti de hatta ki şu ahbarat ilan kılış ikisinin ki birlikte ahbarat ilan kılan sözlerine ait dikkat kıp anladım. Tam şey tuluk yıldım küşüp kalmasın dem. Yani bütün rehberler devatkandak bu Hıhtay'ın zemin bütünlüğü ve siyasi hakimiyeti gibi olan kolleşi Türkiye'nin tuluk kollayımız biz dedi. Hıhtay'a karşı korallık, terörlük hareketlerine karşı kolleşimiz mi tuluk? Bulup mu Hıhtay'ın kalaymakan kılışını nişan kılgan? Hıhtay'ın iktisadi terakiyatın tohtuşku urungan halkaralık urunuşlarını toğur dep karmaydıgallıkımızın işbaatleşini kalaymız. Digen bu uçurlarının hemmesi, yani Hıhtay'ın kim kalaymakan kılışını kalaymakan onun için dünya medeni rekabetki künüşkü mecbur. Hadır mesela Hıhtay'ın kepsülle bu şu tan
bütün Avrupa, Amerika hem yerde devlet kollab durup nurgun şirketlerini, o devletlerinin ki şirketlerini veyran kılış için kılvatılgamdi. Bir yerde kuddi Xitay medeni rekabetle, adil rekabetle iş kılvatkandak. Bu halkaradaki dünyavi güçlerden ötken yüzyılda kurgan bazarlarını tekhime adil, rekabetleşkili bulduğun bazar şeraiti de birinin yeni birinin kolugu ötüşü, kubul kılınışı gerek bulgan bir neticidir. Diyen bu sözle, ben düşündüğümde tuygu peyda kıldığımdı. Yani bugün ki yani bu hegemonya mümkün müstelemişim dünyanın başkurvatkan bu güçlerin kulüden kendi Xitay'ın kuluğa hakikaten koldun kuluğa ötüş yani. Bu mühinde adil şekilde ötüşünü kabul kılış gerek. Çünkü özellikle ilgili yüzyılda kurgan bir sistem bu anda. Bunu kabul kılış gerek. Bu yerden uruşku bardığın derecede başka neticelerden çıkarılması gerek dedi mesela. Medeni halkara kanunlara uygun, beraber hem de icra kılınan kaidelerini özgü alan iktisadi rekabet sistemimiz bilen iktisadi yükselişke ve bazar izleşke devam kılışımız gerek. Ama bu yerdeki mağlubiyet başka şekilde hal kılışka urunulsa, yani garip bir gün hazır, bu gepnin hepsi garip ki kartlı otkan gepli ameliyette. Yani bu ne? Yani ula amda hazır mağlup olu atıdı. Bu mağlubiyet başka şekilde hal kılışkı urunulsa, atıl rekabetinin oranına halkara tirkişiş, kutuplişiş, hatta uruş tehdidini otturup koysak, bu bizim halkaralık bir paciyeye elip barıdı. Diyen bu cümle tuluk şekilde tercüme yapıp aldım ben bir yerden de. Hakan Fidan'ın ki birlikte akbarat ilan kılışını yapmıştık. Bu diyen ki ben sizce hem de bu nimin üçünde diyen kelgüste, Xitay mı şu hazırki halkaralık güçünün oranını alıdığan bir aşında Amerika'nın oranını desteydiğen bir güç buluşu yani bu kaşkıl bulmaydığan bir mukarrerlik diyenini uçur vermek için mi bunun da hem de? Hoş. Başta evvel ben diyen geplerde bir hatalık oldu ki siz diyen doğru. Bu öyle ki Xitay'ın çımın bu şu 5. ayının ahir kapta Şart Türkistan'ı ziyaret kılardı. Doğru. Ben hata isimde kaptı. Ondan evet. Ki bu şu nime terörizmge karşı kanda kanda uruş kıldıganlığını ve mukumluğunu kovdap kilişinin bu şu normal halkı kilişini ve Şart Türkistan'ın ki mukumluğu şundakla Xitay'ın mukumluğu buludu de tuyuksuzla 7 yıl terör faaliyeti yoktu de turu başına digenindi. Hem de nimge öteyle sizinki sualga. Hazır hemimiz, Kürvatımız, muşu kinki 10 yıldan beri asla asla muşu Xitay merkezli ve Amerika merkezli iki güçünün arasında bir stratejik rekabet var. Hoş. Hem de biz burun bir soğuk savaşın kögeşke bunu asanla soğuk savaş koşaydıgan bir vaziyet yaratıvatıdı o dep Kürvatımız. Hem de Amerika Xitay'a karşı başta muşu ticari uruşu yani soda uruşunu başlatıp onundaki teknoloji ve bazı hevsizlik sahası gibi yiyildi. Şundakla bazı rayon karakterlik meseleler gibi çetişti. Mesela Cenab-ı Xitay Deniz meselesi, Tayvan meselesi diyerek. Şununla bu Xitay ile Amerika'nın arasındaki bir rekabet bazı timilerge bağlanan meseleden kurulma karakterlik meselege ayrılmadı. Yani iki taraf birbirisini kabul kılamaydıgan bir noktaya karab git var bende. Buna bir peyde hem de Türkiye enime mavi Xitay Amerika'ya karşı çıkış için yüzününki özge yakın olan devletlerine yeni tahtı demdi. Xitay'ın ki deyişiyle Cenubi devletleri, yani Yeşar'ın Cenubi devletleri. Bu Amerika olsa Avrupa ve Gerd devletleri. Hazır Muş'unda işki kutuplaşışka karab minvadı demdi. Şununla bunda bir peyde hem de Xitay Amerika'ya takabül turuş için Muş'u kişini şekillendirişka gerek. Hem de burunma biz dikkat kılgan olsak, kinki 500 yılda Portugalya ve şu İspanya deyimiz, şu Hollanda deyimiz bula yükselgen vakti de dikkat kısak hemisi başta şu üzününki rayonunda güçlengen de onun için başka rayonlarda güçlengen. Şunun da Xitay, şu Asya rayonunda güçlenişi tırışı vakti.
Bundan başka muşu işkin dünya uğruşundan biri. Dünyanın ki Amerika ve Gar devletler birlikte dünyanın ki sistemini kurup çıkan, tüzümünü mü kurup çıkan, halkırama bunu kabul kılan. Misal Birleşken Devletler Teşkilatı'na 190 netçe devlet eza. Ama dünyada 200'den çık devlet var demek ki bazı kılmı dedim. Yani bu Garp'ın kurgan tüzüm sistemine hepsi kıtıldı desek bu demdi. Kıtay mı şunda? Hoş. Bu hazır Kıtay'daydı ki bu Amerika ve Garp'ın kurgan bu sistem doğru emez. Biz köp kutupluk bir sistem isteyimiz de. Muşu kinki 20 yıldan beri Rusya ile birlikte bakırıp çakırıp muşunuma digizi batırdı. Bu da ama Türkiye'ye gibi digizi batırdı değil mi de? Yani Türkiye'nin özününki yeniğe amakçı. Çünkü Türkiye Gərb devletler bile münasebeti jirik. Amerika bile jirik, Avrupa bile jirik. Ondan da şu Xtay'a buludu. Şunun da bu Türkiye'nin ki paralaydıgan yeri yok bizge tahtaylı. Ya ki ya ertü gün Türkiye'ye geldi Gərblikla bile emkarlık varsa bizge ma ziyan kilidu. Çünkü Türkiye'nin ki bu strateji orni. Xuda elike otelde biz köygen elike darvaz işi var o kriş işi. Turnike işi. Yani bir taraf içilse bir taraf yıpılırdı bu. Yani Türkiye'nin coğrafi strateji orne Amerika içilse Xtay'a yıpıldı, Xtay'a içilse Amerika yıpıldı. İşte bir alaycılık var. Şununla bu Xtay Amerika karşı Türkiye'nin yeniği tartışma tırışmadı da hep o hesap oldu. Ama Türkiye'nin razı kılış lazımdı. Hazır Rıçet'e Türkiye'nin siyasi, iktisadi, coğrafi, şöyle yer, rayon karakterlik meselelerde kömüdür yani bu kollaşı ve yardımını. Yalnızla kuruk yapla bekçik yani kuruk yap dediğinim söz mü muyum o? Emli cette netice ilinişte yok diyen gefendim. Yani bunda bir peydem de Türkiye için mi muyum bir tallaş yok kaldı. Yani bu işki çoğun devlet bu soğuk canlı kırvatı da biz kandakılımız. Yani Amerika taraf turaylı mı? Amerika karşı Türkiye'de düşmanlık nimesi var. Cemiyette atmosfer var. Amerika emez Xtay'a kılaylı mı? Xtay'a kartta kılaylı mı? 2012'de öz vaxtadaki Başminister Erdoğan'ın ki ziyaretinden bugün Xtay'a yakınlaşış siyasetini hazırlayıcı ilip var. Bana hazır Xtay 2013'de İpek Yolu projesine ilan kıptırı. Türkiye'ye kegen bir meblağ yok. Şu Pakistan'a 50-60 milyar dolar meblağ saldı. Ama o İran'a 35 milyar saldı. Türkiye'ye 1 milyar mı yok? Türkiye'ye 1 milyar. Hoş. Nasıl başka neyse? Şunun kadar Türkiye'ye hem geopolitik cette halkırada meseleler misal şimalı şu Suriye meselesi, şimalı Irak meselesi, şimalı Seprus meselesi diyen de Türkiye'nin ki ciddi meselesi ya Kıtay'ın ki kolluğunu yok. Eksice tedirginlik vardır. Yani Türkiye bu rayonlardan çıkıyorsun tesirini epkesson de. Kıtay'ın ki şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın temsilcisi Gümüşvan bir kanç gittim. Şu halkıra sahibi bu geplendi dedi. Ondan başka misalga Türkiye sadece belli rakiyeti ki mavi cemiyetin ki turmuşlarının ki omuşuluşu cette bununla mı bir kolluşu yok? Türkiye Xtay'dan çık nesilerini küştü vardı ama Xtay'dan kergin yok. Ondan da Xtay'ın yine de turuş yana bir ziyan mı paydı mı meselesi var. Bunu talaş tartış kılış tekimi etraflı koyup karar verdim. Üçüncü bir kıl bolsa her ikisinin sırtında durup payda iliş yani milli paydanın paydası. Hoş. Onda olduğun bolsa o vakti da Türkiye'nin ki düşünce, ilim seviyesi, akıl muşu Xtay bile Amerika bile en az da okşaş bulanış lazım. Olmazsa bu çünkü çoğun devletin arasında oyun oynaş tamponluğunu kurmak onda asam toktumaydı. Belki izli kılıç mümkün. Çünkü güçlü arasında. Şimdi Türkiye için neydi? Kıyın bir
qiyin demey, qiyin kelimesi problem emas, murakkab bir münasibetning ichida. Xo'sh. Shunga hozir menimcha Turkiya mucha Amerika, Xitoyning orasida yo'l izlanyapti-ku. Budaqi ziyoratmi ashinanki bir sinig'i deb o'ylayman. Keyin Turkiya hukumatı qandaq qaysi jihatdan bir qaror berdi, uni bilmayman. Bu hukumatning o'zlari qaror berdi. Ama jig'ib kelgan chaqda hozirgi dunyo burunqi dunyo emas. Burunqi dunyoning tuzumi buzilyapti. Sistemi buzilyapti. Ve qoidalar buzilyapti. Undaqda ticari qoidalar mı buzilyapti, qonunlar mı buzilyapti? Bunda buzulgan bir basquşda qıllıq olarsa bu kelbisini bu ceryanda tekime payda alalaydı. Eğer de bunu kıtlamay kalsa, hata bir ücrette turup kalsa, hata bir devletin hakkısı kırıp kalsa, o vaxta da bunun o çok devlet ziyan tası, bu mu egeşim ziyan tası da kudur. Şu Osmanlı'nın ki ahir birinci dünya uğruşunda Kırmanlı'ya egeş geldi. Hoş. Şununla bazı Türkiye, ki en kıyın, kıyın diyen yapın işletme, yani mürekkep devletine kırdı. Şununla izdinişinin işçi de, şu aşka bu izdin boğuca, burada mandak değiş mümkün, burada andak geplerine değiş mümkün. Bazı geplerine Uygurlarına hoş kıldı, bazı gepler Türkiye'ne hoş kıldı, bazı gepler Amerika'na, ya Kıtay'ın. Muşunda bir devirge kırdı. Yani her bir gepler belki biz oylagandak doğru bulmaydı ya ki biz oylagandak hata bulmaydı. Başında bir kaylamdan bir devirge kırdık. Bu çok devlet yıkılışının aldığı da başında bir devirle buludu. Ta ki bugün yeni bir tüzüm kurulup olacak. Hoş. Hoş, hoş. Çok rahmet. Hem de örmetik Abdülşah Efendim şu yukarıdaki ben okup ötme olmasam şu Hakan filanınki sözlerini. Bu sözlerini elbette hatta Türkiye'nin içindeki nurgun siyasetçiler, mesela hazır hükümetke, hükümetin şu ötkenki sayılamda hükümetin kollap gelen Büyük Birlik Partisi'nin reisi Mustafa Destici efendim bu. Mesela aşu bayanat, özünün aşu ahbaratı ilan kılışı yığında. Şarkı Türkistan'ın mesela Hıhtay'ın zemin fütürlükünü kubul kılış diyen gibi bunlar işletişi. Katti Şark Türkistan işgal astı duruyatkan bir mezgilde onu bundan bir sözün işletişini katti kabul kılamayımız bu doğru emez o da nurgun ayeti küçülük bayanat ilan kıldı. Ve bu fikirge koşulduğun Türkiye'de mi nurgun siyasetçiler var. Hem Uygurlar mesela her katım müşündak bir meyli Hakan Fidan olsun veya ki Erdoğan olsun başka bir rehber olsun. Müşündak meyli Hıhtay'ın rehberleri bu Türkiye'ye kelgen vakti de bolsun belki bağında. Bunda bir Xitay siyasi bu mesele oturğa çıkan vakti de ne çaptılar ki talaşta atış hatta tırlaşıkça bardığa nurgun mesele oturğa çıkan hem de. Sizler bu meselede mesela kandak kare islemesem bu şu. Bu şahit ki fikir olan teşkilat bulu süptü onlar bilin. En aval bir mühim boğunu muharret halkımız olsun, dünya hükümetindeki halkımız olsun. Hoş. Özününki işlemesi de turvat kallıkını pert fikri cehet hatta dünyaki başka noktaların bilişilen bölge. Vatendeki halkımız ve çeteldeki halkımız mı özününki işlemesindeki bir milletgelliğini en akıllı katımlık ilki kırgınçı olan yaşap Nayt on ini kalıttı. Kalbi evem idlisi gibi. Çin orunuğun bir mesele. Demek bir yerde biz işhan ki bakirlikli ve müstakillikli ki Şarkı Türkistan siyasi hareketi ve Şarkı Türkistan meselesinde Şarkı Türkistan teşkilatları ve Şarkı Türkistan siyasetini mevlaştırdığım en mühim kızılsızlık prensip kaide ve en mühim asastır. Ve şu anda halkımızın ki şerif davası o boğan bağlanışını tutup durduğun en mühim güçlendirgücü amil de paraymış. Bu sebepten ve şu anda Şarkı Türkistan'ın müstakillığı siyasi cihetten, hukuki cihetten, tarihi cihetten tamamıyla, tamamı şekilde bizim haklı boğan bir hakkımız,
Bu sebepten Xitay mı ve Xitay'ın ki şu Şerh Türkistan'ın boğan iktidarçılık iddiasını kabul kılışı kirek tuygan, kirek his kılgan barlık devletle emniyeti bir yerde bir meselenin bakiyelikini mi bülüp durup devatır. Yine bir yerde Uygurlarının ki özünü müstakil değiş hakkı boğandık. Siyasi cihetten devletlerine mi Xitay'la boğan alakasıdaki mühim şartlardan birisi boğan Xitay'ın ki özü iddia kılgan zeminlerdeki iktidarçılık hukukunu kabul kılışı. Ne olganken bu fakat Türkiye'ye ilgili bir tasvir meselemez. Bunu bilinişi gerek. Mesela Türkiye bunu davet kıldı. Bütün dünyadaki Amerika, Avrupa ya ki Şerh'teki bütün devletler bunu yeni halette Xitay'ın ki zemin iktidarçılık hukukunu Tayvan ne mi yüz içi gavan nasılsa nurgun devletler. Bazıları Tayvan'ın ayrı bir şekilde Xitay'ın iktidarçılık hukukunu kabul ediyorlar. Ama bu biz halkla Şerh Türkistan Teşkilatı'na birlikte olsun. Ne ki bir Şerh Türkistanlıkla bulaylı küçülleri red kıldıgan ve zaten şu iddianı ve şunu özgürtüş için küçüğe vardığımız şuna bir mesele. Bunu karış gerek. İkincisi bir yerde benim dinimde dünyanın ki meyli siyasi tutulması olsun bir yeterli ki devletle oturtuklu münasebet lanı bağlayıp durduğun ehdinamülü ve kilişim namülü asası olsun. Veya ki Türk ihtiyacıyla boğan bir vasıta iki taraflı kilişimle ve diplomatik alakalarda bulsun. Xitay'ın ki Xitay iddia kılan şekilde zeminini tunuş. Bu ameliyette biz bir halkara siyasetle tunuş noktasının Uygurlar. Devletlerinin Allah kaçan Şerh Türkistan'ın Xitay'ın bir parçası aletleri tunup boğanlıkların ibaret bir hakikatine kabullenişimiz gerekiyor. Yani biz bu bir hata bir hakikat, özgürlüğümüz gerek olan bir hakikat. Yani ama riyallık deyemen, hakikat demezse riyallık. Ama bu riyallıkını kabul kıgandın için onundaki biz bunu doğru bir muamele kılarlaydıgallıkımızı bilişimiz gerek. Bence biz bunu bunu yakışı bir analiz kılışımız gerek de yapayım. Çünkü her vakit biz devletlerinin ki bayanatlarını, onların ki sözlerini hulasılığa baktığımızda ya ki onunla karta bulup mu? Halk üstümüzde hayacan bir hissiyasyon ifadeliğe baktığımızda bu noktadaki bu riyallık ne emişe kökümüz yok. Çünkü Şerh Türkistan Zıhtay'ın nurgun dünyada üzük sızıkla olan sızılgan Zıhtay'a ait mi ya ki başka devletlerle aynı biriktirilmeyen nurgun rayları var. Ama Şerh Türkistan da rayların emez siyasi haritin olsun. Ve şunun için biz zaten tereşifatımız, bunu özgürtüş, bu riyallık ne, özgürtüş. Onda kalkanken bu riyallık ne, özgürtüş noktası da biz red kılsak ama devletlerinin ki bunu kabul kılışka mecbur ikerlik ibaret bu riyallıkla kabul kılıp durup, bunundaki özümüzün siyasetini bir kişimiz gerek. Ben ilgilki programlarımı dikinimde, Türkiye bir çok devlet buluş süptü bilen, özünün ki menfaatini ve devletinin ki şu çiki çok kuşunun ki kuş çalışı vatkan meydanının otursu da hesapta. Yani garipnin mu, şerhnin mu otursu da ki bağlı uç bir halkalık bir devlet. Aynı vakitte İkinci Dünya Uruşu dinkin Amerika'nın ki otur şerhni nazaret kılışı da mühim rolünü üstüge ağan bir devlet. Şu şekilde güçlendirilgen bir devlet Türkiye. Ve şunu dek, Rus Uruşu dinkin eskiri ve siyasi küçüde müstakillik kararında yüzlengenden tatip şerhli devletlerle muhem alakasını küçüğe itibatkan ve işki taraflı küçü çalışışta her vakit bir tamponluk siyasetini ilip bir çıkar. Ya ki başka noktadan kalsak ameliyette halkara siyasetimizde de bir ifadeleş var. Sırtlan siyaseti deydiğen yeni devletinin ki menfaatini közügen asasında hiç karşı bir tarafı bulmasının menfaatinin tarafı da Rusya'sı. Türkiye şuna bir devlet. Bu noktalardan karga vaktimizde bizdeki Türkiye'den kütüdüğen ya ki talep kıldığın halkıra
lık bir teşkilat ulusumuz, ya gerçekteki halk ulusumuz var. Ayrıca makul çerçevede ve muşu devletininki kılalaydıgan ve bugün kılalaydıgan ve bugün kılalaydıganlıkını kılgallıkı için ete müstakillikimizle erişimimiz gibi bir yardımı bulduğun talepler bunu çıkıyor. Yani biz muşu asas talepimiz, ümidimizi kurga vaktimizi ziyade ümitsizliğini özümüz özümüz aldaş ki siyasette romantik bir yolu içinde özümüzü kapsamıştan kutlalayımızı düşünüyoruz. Bu sebepten Kıraydıgan olsa Hakan Fidan'ın ziyaretinden başlayıp kakşıganla, ziyaretinden başlayıp başlangandan tatip naid kakşıganla, ziyareti başlangandan tatip hala dahi bekit istiyoruları işçi de bizini naid aram bekiş his kılıp hayacallanı atkan durgun uygulurumuzu küreleyimiz. Emniyetim bence bu naidlilikli icabi terepleri çok boğan bir ziyaret buluşuğa karmasıdır. Yeniler soğukkallık olan muamelini kılışı kerek olan bir ziyaret yapıyorum. O yüzden bu sebepten Hakan Fidan'ın ziyaretinin ki mahiyeti, şekli, uslubu, ifadeleşleri, bayanat uslubu, ilpirilgi vakit, onun dinkin halkıra vaziyet, Türkiye'ye ihtiyatistik münasebetle noktasıdır. Farklı bir yeri koysak mı? Yeniler Türkiye'nin ki bu Tevlen bugün münasebet dedi ki asası şart olan bu noktalarını bütünlüğü özgertildiğin bir vaziyette meskimizi kurulmuşumuz gerek. Ama bir yerde mühim olan yeni bir nokta bu. Türkiye'deki kanunluk ve Türkiye'nin ki siyasi içtimai vaziyeti de malum miktarda halkının ki fikirge, yani zor miktarda ki halkının fikirge vekillik kıldığı bir siyasi karar var. Bu bozumun Şarkı Türk'ten işgal kılınan bir zemin. Yani bu ne? Türkiye'de, nurgun halk bu şekilde karaydı. Nurgun siyasetçi bu şekilde karaydı. Şunun için bugünkü Büyük Birlik Partisi'nin ki bayanatı emeliyette Türkiye halkının ve Türkiye siyasetçi siyasetçilerinin ve içtimai fikirinin ve halk fikrinin içi de naite güçlük galeti Şarkı Türkistan'ın ki bir müstakil buluş hakkı boğan işgal astıdaki Türk zimini ikerliginin gibi Türkiye'de bir halk tarafının kullanıldığı her vakit unutulmadığı bir hakikat ikerligini mi ispatlayabilir? Ameliyatı bu güçlük fikir dünyanın hiç kaysi bir devleti bence tepiş naite test yapmayayım. Meyli bunu Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, meyli başka İslam devletleri bu hul güçlük ve köp sandiki halkının ki özüge kubul kılgan ve kollaydıgan ve bu arkalık hem tesirge küçüraydıgan ve devletin malum taleplerini kılalaydıgan bir ideye, bir ideolojiye, bir fikir halkını unutmasınız gerek. Mesela Türkiye'deki Türk milliyetçilik noktasının bozun, Türk İslam milliyetçilik noktasının bozun, ideolojisinin, siyasi ideolojisinin, yakın başka noktalardan Şarkı Türkistan her vakit işgal kılınan bir toprak. Ve şunun da ki siyasetçilerin ki Şarkı Türkistan'ı atığa vakti de işletken sözleri de naite hassasiyet ile dikkat kılışı. Erdoğan'ın mı Şincan kelimesini işletiştim bekrak. Türkistan, Şarkı Türkistan kelimelerine işletişi biraz tirişi. Onun da ki aynı vakti Mevlüt Çavuşoğlu'nun ki Şincan kelimesini işletişip Uygurlu da bir yeni Aynı ipleş ve Şarkıstan'daki zulümünü takımı gevdirendiriş noktasında naik güçlü kütlede içtimaiyede bir her faaliyet başlattığını söyleyemiz. Yani gazete, Yeni Şefak ve Türk TV'nin bunlar birbirisiyle bağlı olan haber kanalları ve bu medya haber kanallarının ki azı sahiplerine kıraydıgan olsak ahırkı güçlü bir insanın ki dikkatini tatıdığan hukum olsak Hıtay'ın ki iktisadi ve ticari noktadaki ne kadar hatalı bir devlet geldi ki kulağı uzun kulu vatkallığı, ırkı kırkçılık,
Ondan kin Hakan Fidan'ın ziyaretini menala ve ifade tuğulla merkezleşkelik bunu mu karıştırık. Şunun için bence yani biz her vakit kabul kız gerek olan bir hakikat var. Bu mu vatanımızın takılını bulgallıkı ve bu işgalini de kabul kılını bulgallıkı. Ve bu sebepten biz zaten hayatımızı, cinimizi, milimizi atıp durup bu kreş yolu da mesela Hürmetli Doktor Akin Ekrem Efendi'nin bütün hayatı, bizim hayatımız, nurgun pişkademlerinin hayatı, farklı fikir, ideolojiyede nurgun nesile kurban kılınan bir mesele. Bunda olan ki biz bu riyallıkını kabul kılan esası halk ve teşkilatla olup durup bunu özgürlükçü teşvik kalıkımızı unutup kalmayan esasında bence bir devletlerin taleplerimizi, ümitlerimizi, pozisyonlarımızı bir kişimiz gerek de yapmayın. Hoş. Doğru, hakikaten yani bazı bir devamlı mühinde işler bu vakti dediğinizde hem de normal halkın aşırı arkalı inkaslar yazışı başka mesele ama lakin siyasi bir akıl bilen bir bayanat ubunası ilan kılınmasın. Bir vasıta hakaret, hıyanet, ubunasını tilga edip arkalı tillada ilan kılınışımız. Şark Türkistan devası ama aslında tesir görürsün, yaman tesir verirken. Hatta ben şunda bazı inkaslarını gördüm hem de. Yerli, Türkiye'deki halklarının açtırdığı bayanatın astığı yazılgan. Nâiyeti kattık tıllap mesela. Bu, çünkü davanın özdeki Şark Türkistan davası ziyan verdiği nesliydi hem de. Kuddu, kuludu dünyanın başkuru atkan insanda bu kadar tekabürlük olan, çoğunçilik olan bir devletin taşkışlar ministerini hıyanetle ayıplaydığı şekilde şuaya bağışı derecede bir nesliyle ilan kıladığı şey. İnsanı ayran kaldırdı bazen de bu şekilde bu kanda biri. Bu davanın nereye hizmet kılmak için diyen bir sualını insana koyup koyduğumda kalırsak geldirdiğimde. Hoş, ondan olsa hürmeti ki Erkin Ekrem'imdi şu elbette yukurduğuma söyleyip öttüğünüzden bu katım şu bayanat bulup mu Hakan Fidan'ın ki Ürümçi Kaşkar'ı, şu Beijing'de şu birlikte ahbarat ilan kıkan neymesi de, kıkan sözü de ayetinden başlayıp Ürümçi Kaşkar'ı ziyaret kılman diyen sözü. Bu elbette ben cık karıdım mı şu Türkiye'deki nurgun analizçiler ben şundak arzu kılattım şu vakti de şu sözünü çıkarıp atkan vakti de ben Van Yi'nin çırayını görüşünü halaydım diyen analizçilerin gibini anlayıp ben bu bir aya da tepilip kalamı da ben mi cık izledim. Muşu, ben ete yani Ürümçi ve Kaşkar'ını ziyaret kılman bu iki şehir Hıtay'ın kültür bayılıkına hâsız koşkan iki kadimi Türk-İslam şehridir. Bu şehirler Hıtay bilen Türk dünyası, Hıtay bilen İslam dünyası arasında köylüklük rolü oynamakta. Tarihi dostluğumuz ve koşundarçılıkımızın simvolleridir. Cemiyetlerden ve halklarından birlikte güçlük devletlerinden en çok bayılıkıdır. Bu coğrafyalarından tarihi ve kültür bayılıklarına şahit buluştuğun intihayın memnunluk eskildiği Allah'ımını bildirmen diyen şu sözünü devletken vakti de fakat Hakan Fidan kameranın aldığı şu köründe şu vakti de şu sözlerini anlatken Van Yi'nin çırayını görüşünü halaydım de gepini anlatıp ben izlep baktım işlerini tapamadım hem de. Şu vakti bozdu bir yıkılatken çokum çünkü analizde dedi ki çokum Hıtay tatırıp bu yerde dehşet özgürlük etken bu işi ene Hıtay'ınki. Çünkü bu Uygurlarınki hatta bizim neçe yıllardan bir an Şark Türkistan'da şu, hatta bütün yazgıcı hemmesi Uygurların Türk emesliği, Türkiye ile hiç alakası yokluğunu ispatlaş için kımmığını kımmıdan bu gülhaninki. Şu anda bu gepne anda Van Yi'nin yüzüge de bunda oturgu koyuşu bu ağır derecede bir çoğun bir uçur bu. Dep, hatta bu şu Erkin Tunyaz diye mahtuğuma şunun bir makalesi var öz vakti de. Bu Türkiye'deki Türklerle hiçbir alakamız yok diyen şekilde. Şu anda bu nesleni bu şundak uçurdu. Enik oturgu koyuşu. Bunun dinkiyinki siyasetlerle makamda tesir görüştürdü sizce. Bu hazırgıca Xitay hükümetinin resmi gida teki bununla bir inkas bildirmedi. Ama sosyal medyada Xitayla Türkiye'ni tıllap saran kılır.
Türk halkını mı tanıdı, Türkiye'ni mi tanıdı, kimden ki şehirini kimge bir vatsa bu diye ezelden Hıtay'ın şehri de başı hizmet etken mühüm etsin. Yani Hıtay bu, Hıtay hükümeti bu geplerden narazı buludu çokum. Yani bu Türkler bizdek oylamaydık ya, biz bir okşaş oylamaydık. Yani o şehirlerine Türk İslam dünyası ile Hıtay'ın arasındaki mündakilere bir günü bağlanan yerde kürvatıdır. Yani Hıtay'ın ilgilik hukukunun içindeki bir şehirde kömey vatıdır de düşündü Hıtay'ın. Şunu bence bu yıpık yerlerde Taşkışla Ministri şu Hakan Fidan'a değişim mümkün. Sen bundan bundan depse o doğru emezdin. Çünkü bu Hıtay'ın ki zemini, rayonu dep değiş mümkün. Çünkü değilse Hıtay'ın da okuyamaydı. Onun ki mavo nime abey Abdüştere sorgan bir sual var bu. Çünkü Hıtay siyasi. Kinki 20 yıldan beri bu şu bir çetten Hıtay'ını razı kılmende Hıtay'ın toprak bütünlüğü ve şu İngilik hukukuna hürmet kılmez yok digendek. Bu gibi aslında Viyana kilişiminden kin halkırada kubul kılınan ve Birleşken Devletler Teşkilatı kurulgan çağdıma halkıra devletler tarafından hemisi kubul kılınan bir prensip. Yani hemisi bununla icra kılış lazım. Yani onu şunun bir değişine hacet yok. Hem de nima dep dep kaldı diyen diye bunu alaydı diyen vakti de yani Uygur mesela değmen dep bu gepne diyen gep. Yani ben sizlerin toprak bütünlüğünü kokudayım diyen gep. Uygurlar müstakil bulmayan dese ben onun onu kabul kımayım ben diyen gep. Hem de bu gep ne hem de halkaranın ki prensipiyle bağlıgan diyen onu tırgan adam kamaydı. Fakat egişipla Uygurların ki medeniyet kültürü o bu dine itikadı diyen meselelerde mi köyün bölüşü lazım o bu ama kızımız ula yakşı yaşısa biz mi yakşı bulumuz diyen bu 20 yıldan beri tepkiye geldi. Bu gap hem de Hıtay'ın şüpheye alığa ekildi. Hoş. Çünkü Hıtay'ın ki inni de Uygur meselesini tılık aldın mı yani bölgüncülük bulundu. Hıtay cedde. Ama Uygurlama narazı. Yani biz müstakil olumuz, Hıtay Bisvagan toprağını atıp olumuzun ki bizge koyduğun mirasını kutkuzumuz. Bu kutkuzluğu toprağını kutkuzuş için bütün toprağının hem yerde kan töküldü. Bu kanla hem saçlar kalamdı. Hem ailenin ki bir hikayesi varmış dava için. Hoş. Ya gazi olan ya ki şehit olan. Şununla bu Uygurlar değildi. Biz akıl bulmuşsak sen kopup toprak bütünlüğü gidip Hıtay'ın ki ilgili kopup da turnuvası edip. Şununla Türkiye'nin ki bu Hıtay siyaseti hem Hıtay'ını mı memnun kılamayan gel hem de Uygurlar'ını. Hem de 20 yıldan beri bunu kördü, netice alamadı. Ondan da Hıtay siyaseti özgürlük lazım. Hem de kanal özgürlük lazım. Meselesi var. Buna baş kaptırışlıkla doğru kildi. Kandan diyen vakti de mandak oldu, andak oldu de. Hoş. Yani bu hazır ki bu siyaset tabi ben diyen de netice alamadan diyen hem adam hem gruplar özündeki düşen diyen nokta nezerden bunun bunu bağlaydı veya inkazını bildirdi. Şununla bu ehval teknolojik kaynakçılık yaratıldı ve Uygurların Türkiye hükümetine boğan işe ve Hıtay Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye boğan işencisini mi acizlaştırdı. Hoş. Şununla Türkiye başka siyasetini icra kılış lazım, boylat itiş lazım. Olmasa bu işler hiç kimden memnun kılamaydıran ve netice alamaydıran bir siyaset oldu. Ondan başka Türkiye-Hıtay arasında gayreti ahvallar var. Misalga değil, Türkiye'deydi biz tek Çin politikadaydı. Yani yalnızla bir Hıtay siyasetini icra kılıyordu. Hem de bu sözünü Hıtayçı'yı tercüme kılacak da bir Hıtay prensipi de tercüme kılıyordu. Aslında bir Hıtay siyaseti değiş lazım, de politikası değiş lazım.
Ama Xitay prensip degen gapga aylandırıp aldı. O gap nima o degende Xitay Xalq Cumhuriyeti qurulgandan beri bütün Jungonun Xitayının temsil kıldığan hakimiyet Beijing hakimiyeti. Yani Xitay Xalq yani Xitay Komünist Partisi men qılman. Yalxar adıma bir prensipi degen gap aslında Tayvan'a kartılgan bir gap. Türkiye Çin politika degen gap konteksti karaydıgan bolsak Uygurlarga kartılgan bir gap. Yani bu hukumla birbirisi bile birbirisi bile kilişen degen, birbirisi bile ötüşmügen öz aldığı mındakiste düşendüsü bulduğun ama umumiyette düşendüsü bulmaydığın muşunda mücmel bir siyasetine gidip basan o vakti de yani misal Türkiye'de Türk halkı diyen vakti de o Türk halkı diyen yani Türkiye ama Hıdayla tercüm kılı Tuvarçı da tercüm de hem de Türkiye de tercüm kılı. O kontekste Türkiye'nin mi işçi kalan Türkler. Şununla Uygurlar Türk halkı dese daima Uygur ne Türkiye dediği de kapılır. Tehe Türkiye ve aşına emes mi dese Hıdayla kapıp çıkarak kitap okunma de Türkiye'nin ki emeldarlarını mı aşında azaplıgan de. Şununla Türkiye Hıdayla arasındaki münasebetini tüzüş ya ki siyasi, iktisadi, coğrafi, geopolitik cette hemkarlık alışı için başta nurgun hukumlar var. Bunu işleriz. 20 yıl ötep etti. Bunu tüzgen eden mi? Yok. Hemisi bunun da memnun okşaydı. Şunun bu cemiyeti bulsun. Türkiye'den rencidi buluşu ve Hıtay mı Türkiye'den rencidi buluşu? Hazır kımen degen problemleme var. Bu tarih, medeniyet, felsefe meseleler. İki devletin münasebetinde eğer de güçlük bir şekilde ben disam bundan da her iki devletin ki ebedi digen tarih, medeniyet, kültür, felsefe digen örf adet, psikolojiye yerce bağlan meselelerini biliş lazım ve onunla karta bir siyaset ilip bir iş lazım. Şunun da hazır ki Türkiye'nin ilip bağlan Hıtay siyaseti Uygurlar'ı mı pek yakın demez, yemin deme, Hıtay'ı mı yakın demez. Hıtay devamlı Türkiye'ye buna karaydı. Bu buna kanda iş kılvadıdı. Hem bizim toprak bütünlüğünü davadıdı hem de Uygur'unu kollayman davadıdı. Çünkü Hıtay'ın yanında Uygur'unu kollar. Avu Şer Türkistan'ı bölüp çıkış ve Şer Türkistan davası da gördü. Türkiye'nin davatkan Uygur aslında insani ceddin davadıdı. Şer Türkistan toprağı diyen gibi yok yedi. Yani Şer Türkistan davasını kollayman diye yapıyor. Yani insaniyet ve de bu insan hakları cidden davatkan bir gap Uygur meselesi ama Hıtay'la buna Şer Türkistan meselesi de düşünüyor. Yani bunların halkımız bu münasebeti yakışık olmaydı ve ebeki sorulgan nurgun suallar çıkıyor birden. Çıkıyor. Şununla bu 21. esirinin ki ortasından itibaren tihime bu kalemkancılıkla, mürekkeple köp oldu. Akıllık bile, bilimlik bile, anlık bile bu işini mağduz olsa o küçükken o menfetini alımen deyiş biraz kıyın. Ama Uygurlar için payda tarafı var. Bu Hıtay dünya bile düşünemeyi kalsa bir bölüsün. Bu işine kalemkancılık olsa ama Uygur bulanı bilgen olsa o vaktada bu kaynaklanan baş olgulaşma aslanda toptaydı. Ama bu devletler hem Müslüman de ne çok gelse öyle ki hukumla, sözle. O vaktada bu oturlukta tüzüm, yer tüzümden doğaş olma kıyım bu. Hoş. Japon stüdyo? Stüdyo. Ahırı Japon üzülüp kalandı. Ama doktor muşu adı siz sözler atkan da şu nesilenemdi muşu. Bu katımda muşu ziyaretini aldı kendi de mi? Ziyaret ceryandı muşu. Türkiye'deki muşu Nurgun televizyon kanallarına elbette yukarıda Abdülşah Efendi'nin sözler bitti muşu.
bizning dinimizni yaqindan tanıydiganlarning analizleri bilan. Hatto men bunda qarasam shu hali bizga yaqin bizning faoliyatlarga qatnashayotgan shu Sharq Turkiston tashkilotlarining o'tkazayotgan faoliyatga qatnashayotgan shundoq shu muxbirlar, shu media sohasi ishlayotganlar degandek ishlarning analizi qarasam bu qatim shu ziyoratni oldi kendiki. Bu shu Hakan Fidan'ın ziyaretinden hem de hudda ayadı bulu atkan işlerinin hemmesi hıdı Hıtay biraz yumuşakandık ve Türkiye'nin Uygur meselesini CIA'nin ki nemesi ki taşlap koymaslık üçün edilgan nayet muhim bir kadem. Benim bu Türkiye arlaşsa bu işe aslında CIA arlaşıp kalayım kan kalatı ubu diyendek geplame cih oturgu tilga etildi. Hudda bu Uygurlarının Şarkı Türkistan'daki bulu atkan akbaratlı tilga atkan mesele Amerika ile Xitay'ın oturuştaki müşü nurgun Türkiş meseleleri sebeplik kastenge oturuğa çıkırlı vatkandak müşahedeki nurgun ziyadiler mi? Ama aşında kargallıkla insan hayran kaldı. Bu akademik sahasındaki, medya sahasındaki köpün çıkışıyla müşü derecede karaydıgan bu fikirte mi sizce yani? Misalga CIA müşü işine kalan dediyse o vakti da CIA'nın ki müşü işini kılvatkan lığı ile münasebetlik bir delil ispat kösesin yani. Çünkü biz bir yapmakta da çokum ispat delille buluş lazım. Ha, bombasa ona analiz bile sözleş lazım. Mesela analiz kılış için mi delil ispat lazım. 1, 2, 3, 4, 5 de. Bu ispatla yok. Ama Türkiye'de hatta otur şartta bir vaka çıksa ya Amerika CIA yıkıldı ya ki İsrail Mossad kıldı deyip düşünümüze. Bu düşünüş belki bazı insanlar için bir siyasi monopol, bir hareketi buluş mümkün. Ama bu sözleşle nurgun halkının kalısını kaymaktırıp ve halkının ki hata düşünülüşe sebep olur derdi. Şununla bir cemiyette eğer de bunda gaybet geplerini fitne geplerge bekle işini getken takdirde o cemiyetin terakiyeti olmaydı bu. Bizim dinimizde mi var bunu? Hoş. Şununla kim muşu yapma dese, CIA kıldı, Amerika kıldı, Rusya kıldı, KGB kıldı dese, aşının delillerle, ispatıyla, hücretiyle çıkış lazım. Misalga CIA'nın ki muşu torbeti kırsa, mehbi terapini demeydi, uçuk aşkar siyasetini aş torbeti yazıdı. Bütün açık, dokulatlarını hem mi ne? Mısallığa Karapikana Şartistan hakkındaki bir dokulatma. Kıtay hakkındaki dokulatma. Hem mi? Yani bu hakkın maşincilik malumatka iyi erdigenle köstüş için aşırı tor dedikçe koydu onu. Bunu ne biz gene normalde bu stratejik istihbarat deyimiz hem de. Hoş hoş. Yani bir rayonun, bir devletinin ki aşırı umumi aşırı malumatını redler tüzüp kırıştırgen bunda bir dokulatını strateji dik istihbarat değil. CIA onun küstü vardı da. Eşedin izdisime tapsıma köstedeydi o yani. Ama köstetmeyle daldı çünkü onun bir nurgunluğu var. Birinci sebep halk bunda işini bitişinin. Birinci sebep popülizm. Uygurca popülizmle nimdeydi bilmeyeyim. Halkıga taktik yaş kılıç mı acında tercihte okudum. Yani bu halkının ki sözü bile iş kılıç. Çünkü sen demokrasi boğanı iken halkının yığızıda, halkının kömrünün gibine depersen o sana avaz verdi. Sen avaz verse sen kazanırsın. Halk nimin anlaşı halısa şunu diye. Dünyada moda ortaya hazır. Hazır hem de Türkiye, Amerika ile münasebeti jirik, doğru. Misalga FETÖ'cülerin merkezi eşedendi. Hoş, hoş. Onun da başka ama Irak, Suriye meselesinde Türkiye ile Amerika'nın ki ortak nimisi menfet yok. Menfetler birbirine dokunuşluk aldı. Avrupa ile ama aşında jirik münasebetler var. Bunda bir peyde hem de Rusya ile Hıtay ile Hindistan ile münasebetini yakınlaştırmış digine normal bir ahvalan. Fakat Xitay bile boğa münasebet, naite isiz münasebet, naite adil münasebet deyiş için
Amerika'nı ya ki başka devletlerini yaman köstüş, o öyle ki nimandayımız, monopol kılıç değil. Fakat icra kılgan çağda haydılık mı? Mesela da, Türkiye'nin ki taşkı ticaretinin ki şirketlikte enlilikten küplü Avrupa. Amerika'nın katkan vakti de bu %60 bulundu. Hele bolu atkan ticaret oncilik emez. Kıtay, Türkiye'nin ki üçü çoğun ticari şirketi. Yani Türkiye'nin ki iktisadi ticari şirketleri Türkiye'ye menfet ekegen de her devletler. Hazır bu Amerika ve Avrupa'nın tıllak, onun dediğin Kıtay bile bu münasebetine yakınlaştırmız diyen bir tuygu veya ki başka bir niyet ile sözlüken olsa, hoş. De, Türkiye, o strateji cedde Türkiye'ye bir ziyan bulundu. Ama siyasetçiler için, ya da insanlar için gruplar var, o tarikat olsun veya başka partiler olsun, bunlarınki ki faydası var. Çünkü aşına kıgancakta onun dediğin bir fayda, siyasi fayda alalaylığını işen geçken. Ama halkıra münasebet bunda emez. Strateji gendense bunda emez. Şununla bu Nezriyev'le olan vakti de yani kuşun uçumunda düşen tügen vakti de bu başka niyetle sözlerden yapacak düşensek oldu. Ama bunda ehvaldan kanda faydalanış bu Uygurların kıldıranış. Yani birisi deydi o Amerika'da kendinden ki CIA'yı kıldı, bizimki Türkiye Kıtay münasebetini buzuş için Uygur meselesini alaydı mı şimdi sünni şekilde gün tertipte geldi diyen vakti de bu yapını dese biz neymiş kılımız dediğini oylaş lazım. Yani o hata bu hata de bu otlarsa o öyle ki popülizm yiyip etken bu. Popülizm olmalı yani asas var. Bu olsa internet. Yani internet bu hıl hıl adamlarının yapılışına bir imkan vergen. Hoş. Şunu hemen çıkıp yapılan bir devir hazırlığı devirdi. Ama bu Hazreti Ali ki digine dek doğru malumatını doğru adamdan ünlüş digen yap, hikaye yapamaz. Yani bu müteessilerden ünlüş lazım. Hemen adam çıkıp yapılmadı. Çünkü popülizm hazır digen hem yeri yiyilip aşırı bir bala vokaldı. Hem de. Bu devir aşırı. Bunu tılsan, tenkıksan ama bu dağılıydı. Yani rastlık bir yerde var. Şunun bunda rastlıklının ki işçi de biz kazandığında gelen vakti de farklı oylaş lazım. Yani her kanunda ehvaldan haydi çıkırışını ürünüş lazım. Bu vakti de onun da ki onu tenkıklı, bunu tıllap, onu kollap, bunu yollap diyen de kımaymış. Bu vakti de kanda haydi aldığımız diyen de la oysak oldu. Eğer taraf tıllaydıran kişi olsa bey tılla versin. Ama tıllatmanın ki başlıkları ebemen diyen de şu bilim muşu nime bile birlikte strateji düşünmüş lazım. Bomuza anınca ilişkisi kuracakmış. Hoş. Doğru diyorsun. Rahmet. Amdı ma bir mush muqaddim qiz ziyoratda Qashqada bir momayningki Xaqan Fidan bilan suhbatlash videosi bek ko'p tarqaldi. Ashni bir ko'rib o'taydi. Uni ustiga sizlarningki fikrlarni olmoqchiman. Assalomu alaykum teyze. Yaxshimisiz? Nasılsınız? Yaxshi. Otur, otur, otur. Otur. Yaxshiyim. Yaxshiyim siz yaxshisiz. Torun var mı? Kaç tane torun var? Yok mu? Sizin yaş kaç? 多少岁了？八岁了。
80. 80 maşallah. Kaç bala var sizde? 2 bala. Bir oğlan bir kızım var. Bir oğlan bir kızım. Ha. Ben de yoldaş öyle petkine 40 yıl oldu. 40 yıl oldu. Evet, 3 yıl ısı şimdi. Ben de yoldaş. Sizde 2 bala var ama torun yok. 2 bala var. Torun yok. Sizde de iyisiniz mi? Kaç tane? 4 Yaşları nicedir? 4 yaş. Kaç yaştaydın? Şima? Nevrin kaç yaştaydın? 5 yaş. 17 yaş. 17 yaş. Çırdım şage. Köyün köleşkin çırda. Abi sen de atı çırda. Annesi babası geçiyorlar. Adam hayatta mı? Yok, 40 yıl önce rahmete gitmiş. Yoldaşımız var mı diye soruyorduk, 40 yıl aldı tuyaşı. Kim çocukların yanında mı kalıyorsunuz? Yoksa yalnız mı yaşıyorsunuz? Vallahi annesimiz yine etraftı mı ya, buraya gitti mi? Benim üyelerim mavi. Atölyede benim üyem var. Artık gidip dükkanını icara koydum. Onlar nerede? İşte katlaşta. Ya annesimiz kaşkaya öpüyorum. Hazımın tuzay şimdi. İşte kondan suda. Tuzay kondan şampar. İki balam var. Bir oğlan bir kızım var. Bir arzı yedi yatı. Bir kızay kondan su. İsminiz nedir sizin? İsminiz ne? Benim adım. Amine. 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 Balaların ismi nedir? Balalığın ismi Nimo'daydı. Kasımcan. Kasımcan. Yeni bir ısıcı. Hurşidem. Hurşidem, maşallah. İşki balam var, bir şey var, bir kızım var. Yok. Ben koşulup, kitap çıkıp gözüm diye çıkarttı. Ondan haklı iki mavi. Nimo'şu tek adırın. Çok iyisiniz. Siz bize dua edin. Ne ki, onun çidağı işe yapın. Kızı dua koyundaydı. Yani en insanı təsirləndirilən bir görünüşəmdir. Hər iki yıl olanınki, en bizimki Qashqadək bir yədə. Yani Xitayınki xalqımızın əslində Muşmumay bilən Xaqan Fidanın görüşünün özülə büyük ihtimalda orlaşdırılğan bulmaslıq ihtimali çox əmdir o ayanınki aldına ala. Tüyü bazarını kitiyosuklam, tüyüksüzləm kirdi o yəkən. Lekin o ayan namda mesela halkımızda bilimiz qoyamdı o vatanda assalamu aleykum desa her qanda halkımız hergiz yaxşımsız demeydi amdi. Çoqum va aleykum assalam deb javob berdi. Çünkü bu qinimiz bütün medeniyetimizga aylınıp ketgan bir salamni eshitmemizda amdi. Assalamu aleykum deb kirsa şunu necha yillardan buyon qilib besim bilan qilyotgan siyosatdan osh bechori momaymo yaxşımsız deydigan bo'lib ketdik amdi. Ve onun kendiki dua kuyun desem arka o yanına yığılışı, sohbetini körüp ötünler. Közünün yaş çıkıp gitişi. Dua kılın desem artık beşini yağı kılıp videonun hem ya da onun ahırı yok hem de kesinlikle. Lekin beşini yağı kılıp o uçurlarının hemisi o ayal bəgən hem de o mamayı bəgən ne uçur hem de. Bütün Hakan Fidan'dak bir istihbaratçının ki o yerdeki barlık uçurunu tamamen bilip tuluq bir şekilde onunla bildirdiğim bir kısa bir söhbet hem de millette. İslam'da kanda kara İslam mesela Abdülhamid Efendi'nin başı sıkmış o neminin ki. Muş görüşüşke. Emeliyette bir yerde Hakan Fidan'ın ki Şeyh Türksin ziyarette teşkilatımızın ki kurup cezaların Şeyh Türksin insan hakları Küzdüş Cemiyeti ciddi halette Hakan Fidan ziyaretini baykalan insan hakları defsendiçilik namında bir kısa dokulatını teyakılmak için. Bunun da Hakan Fidan'ın ziyaret ciriyaki resimler videolarda biz baykalan nurgun ve bu noktalarının ameliyette karamakı hıhtay normal kültürü çıkan ama ki bir müstakil ve erkin muhitte yaşayıp üsken birinin yani bir siyasetinin küzüde nait çok bir mesele his kılınan yani her kanak bir insanın ki bu yıllık bir vakti his kılınan yani bunu his için belki yani ki şerayi his mümkün şulan
bir öz içiga hamletimiz üstünde de bizim teşkilatlarımız ciddi tutuşkulu atıldı. Bence bunu mühim de paraymış. Çünkü Akan Filon'daki bu kadınlık ziyareti de Nurgun İnçik'e halkılığını kürbağın bulduk. Elbette Hıtay özününki planı ölen bazı nesillerini sahtı köşkü tırsızı mı? Elbette bir yerin Nurgun nesil her vakit Hıtay'ın oyluğundaki bulmaydı. Mesela aynı vakit 2018'lerde ziyaret Hıtay İslam dünyasının özüge yakın buluş ihtimallik var Nurgun kişilerini ziyaret kurban iken bu kişiler emniyette günümüzde Hıtay'ın erkek kırgıncılığı ve cezalandırılığını aşikarlaştı mühim isimlerle halkı kegendi. Şunundaki Hıtay'ın bütün planlaştığıyla bağlan siyaset cemi normal bir içtimai şahsiyet sütüdeki kişiler mesela Malezya'da bulanıcı uçurduğumuz 2018-2019'da Hıtay Malezya'da Hıtay ile bağlan alakasını yaxşı saklaşıp tırışıdığan cemiyeti məlum miqdarda, məlum səviyyədə təsir küçü boğan şəxsiyyətlərini vətənimizgi ziyarət qapağan nəkin bula vətəni ziyarət qapağan nəkin həmisi əmiliyyətdə Malaysiyadaki Şərq Türkistan fəaliyyətlərində mühim ul asas qurğan şəxsiyyətlərə aylandı. Yəni Xitay əmiliyyəti yəni məxsusun da ziyarət qılğızan nəkin. Çünki insanları Şərq Türkistanın normal bir insanı göstərkinin kin əməliyyatı bu Şərq Türkistanın içindeki her bir minutunun ve her bir görünüşünün mesele bir görünüş işgeliğini bilinç tesettir. Hoş. Bu muhakkak bir nokta. Şunu da bir yerde mesela şu video üstünde mi bir kanca fikrimle bayan kılsam. Mesela bu anımızın ki selamı ve aleyküm selam diyemez ki dua telpik nispeten kılışını tallışı. Şuna mı? Mesela içinden çıkan bir yığlaş, yığlam süreç bir köy var. Hayacanda buna bir nesini küreyle mesela bir hür, erkin bir devlette yaşanıkalla yaşlanık onu söylemeydi. Ne o? Yaşlanıklı bir çoğun adam bu antaktır yaşanganlarının kolunu yeşil düvetle yaşaklı yaşaklı söyledi şuna bu ayal hayacandı hayacanın kolunu söyledi çünkü ilki bizim vatanda başlıkları boğan boya gidiyoruz korktuş nöylerdin ki bu ayalın ki özünün ki hakan fidan dolayın körüştü ki hayal ifadeleşti üslubu bir yerini könöp duradı. Elbette bizim o vatanda 2016 gitti boğan yaşayış dönemde bu kıl çetel ziyaretleri de iki kulusunun bir kulu işletiletti Hıtay tarafı. Birincisi şu bazı rayonlarını ziyaret kılığa vakti da eğer oturak da olsa bir hatarlık bahanesi rayonları öğlenin sırtıga şu Hıtay'ın gibi bir hatarlıkları özleri kul pekili öğlenemiz işkini sırtını takap ondan ki çetellik kişi ziyaret kılığı uzattı. Bu ne naite uçuk örneklerini lobda kutendi köygen tuk. Meksuz ziyaret kılığı uzun naite yakşı yasalgan, naite güzel kılıngan bir kuç ulattı. Kaganamiye kılaymıkan. Şu yerde ki yeterlik ziyaret kege vakti öyle namusu ki kulp silinattı. Sırtıga, içi geme sırtıga. Şunun okşa, adem yok kuçunu ziyaret kılığı uzun şu sobe. İkincisi, adem ba, ama bu adamların bir kısmı lallı kaleti Hıtay terbiyenin bir kitimgen. Ya ki bir kısmı eserdeki halık olsun mu Hıtay bunların hatırlayacağım. Bunların bir kalay mıkan söz kılışını hatırlayacağım. Halık ve bunlara Hıtay min kere kapılıp, okutup, ne çıkarttım bunu esketken şahsıda buldum. Ümumiyette bu noktalarımı karıştık. Yeni birisi Hıtay'ın ki Hakan Fidan'ın heyetiyle uğurlaştırılan tercüman Hıtay'ın mı Türkçesininkine ait naçarlıkını kürüp aldık biraz evvel Ekim Muallim'ninki digine dek sözlerinin tercümesini ki okum farkına ait çoğun ifadeleş üslubu hatta Nurgun Nesil'e
Ve şunun da ki, hakikaten şu tercüman tutayını kendini bir Türk ki Uygur dilini yakışı bildiğallıkını mükürdük. Uygur ayağının iki sözünü bir asır Türkçü ki tercüme kılışkı sırşı vatkallıkını mükürdük. Demek hakikaten filanın heyeti Türkçü ve Uygurçu ve Kıtay için yakışı bildiğen tekstlerin buluşu muhakkakta bulanı mı köygen bulduk. Yani bir adam niyette hakan filan ki belki bir adı tırışmak için boğan nesi, kösetmek için boğan nesi. Aynı vakitte 2012 yılda Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun ziyaretleri ki halkı ile yani Uygur halkı ile Türk halkı oturursun ki bir vasıtı münasebeti alakını amalva bağlaş. Şuna da Türkiye'nin ki Türkiye siyasetçilerinin ki Türk dünyası ziyaretleri ki kıraydıgan olsak başka Türkiye devletlerinin ki reisleri ya ki vekilleri bilen farklı halette Türk siyasetçileri halkının arasını ziyaret kılışını yakış gördü. Mesela Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın ki siyasetçileri Türkiye ziyaretleri halk olan kurtuları kömeğimiz. Ama Türkiye'nin ketken bütün siyasetçilerinin ki o devletlerle bağlantılı bir şekilde bir kurça ziyaret kılgallıkını hem işi kurvalarlayabiliriz. Bu bir hesaplı Türkiye'nin ki Türkiye devletlerini ziyaret edildiği bir küngün uslubu. Bu arkalık şu Kuç'daki Kıtay ya ki aşağı devletlerinin ki ifade edilmek çok an sahte görünüşler gibi bir cevap veriş şekildeki ziyareti hesaplandı. Bu anlamı mühim de bu karayı mı? Elbette bir adı yine değişik mühim noktalar var. Ama dediğimde ben ki bu kıtımlık bizge aşağı TRT, anladınken İhlas, Haber Ajansı ve başka ajanslarının ki oturup koyan bu hatırla bizge yetkizgen bu videoları naydı mühim şekilde ve şekilde bu bir küzütülük çıkılışı ve baktı bir dokulat ağzından olduğun materyal karıldık ve baktı erkitimiz, tetkikatlarımız başlattığım rahmet. Hoş, hoş. Çok rahmet. Doktor, sizden gipimiz var mı bu vakte? İşte efendim, cıklarına dep oldu. Ben üzerimdeki arkadaşım kuşum çeşimde hazır bir nesini köydük. Bu 7-8 bin kilometre mesafe boğan ve 1000 yıldan beri ayrılgan iki cemiyetinin insanı. Hı. Yan yana birbirisiyle yakın kelgen çağda hiç olmasa 160 düşünüleydiğen bir akıl var. Şu an bakmayı nokta sonra. Düşüneceğim. Misalıga Şanghay ve Beijing. 2000 yıl boyunca okşaş kültür, okşaş medeniyet köpüncü zaman bir devletin içinde yaşayan bu iki şehirdeki adamla birbirisini düşündüremeydi. Şanghaycını Beijing'la anlayamaydı, Beijing'cını Şanghaylık'la anlayamaydı. Hutunhua degen muşu standart tılı bile anlatmasa ölçemlik tılı bile düşünemeydi. Misalga bir Guangzhou'da 3-4 hıl tıl var. Birbirisini anlayamaydı. Şam'ın da muşu. Yani Hıtay'da 10-15 kıl tıl var, birbirisini düşünemeyiz. Ama bunlar neçim yıl birlikte yaşar. Şununla bizimki bu Urgun Dağcılık bu bir hat. Hıtay'ın davatkanına dek alakası yok. Diken o geplerden ki like, tarihi ve hazırlıkı görmüştüki hakikatıyla cirak hemde. Bundan başka ben her daim aşınak işini ben muşu emeldarla Şar Türkistan'da kese çokun senaryo bile kılınıdı o deple oylayım hemen. Çünkü biz Hıtay'da yaşadık Hıtay'ın kılıklarını bilimiz mi? Kanda kanda kılıklarını. Yani bu bir oyun. Bu bu çoğanımız mı bir yerde oturuşu hemisi aşında bir oyun. Koçu'da haberim değildi. Koçu'daki ahvallar. Bu mu bir oyun? Oyun buluş ihtimali var da bu kadar isteyen. Ertesi yani. Ama öyle ki nim değil mi? Okuğan anda kinodik ertesemez. Yani kege edemlerge köstüş için. Bu senaryonun ki tekisine çandır koygan bir söz var ebe. Bu tarz öyle ki ahval soruş soravatkan vakti da birbirisi ahval soravatkan vakti da tuyuksuz anho dep yapne davadı. Demek ki mali komitesi. Şimdiden yakışacağı mı ki diyeyim o mu komünistlerin anıymışsı o halka? Doğru ha, yani mahalle komitedekiler bu çoğanımızga şunu degen gel. Bu adam seninle görüşüp kalsa ha, sen aşıncan ha degenle çokum deyse degen işe unutup kalmay da
Elbette gapning iqishi bilan emas, tuyuqsizlik gapning o'tturusindala aloqa bo'lmagan so'zni hamon devaldi. To'g'ri, to'g'ri. Xo'xo dedi, tamam qol. Shinjon qol hozir. Shinjon yaxshi hozir. Mushinda mi ko'g'li bo'ldi bu tekislar, elbette yasalgan tekislar. Ama biz çoğanımız bir yerde ninki işçideki gapni mi dedi. To'g'ri, to'g'ri. Nim degan yaxshi odamlar dedi. Ha. Men Turkiyadan keldim. Degenden ki, ben sizlerine köylü geldim, cırahtı bulsun diye. Bu köz yaş işi. Ben şimdi buradaymışım, heyeti bile Hıhtay bağlanacaklardı, şerde Türkiye bağlanacaklardı. Aşında biz Türkiye'den geldik, o kadar evvelinde o bu depo olunca, köz yaş ağanı çıktı. Şimdi 12'de bu başministeri Erdoğan bağlanacaklardı mı çıktı. Doğru. Ama inşallah bu çoğun anımızda Xitayla yana Julius degen yerge, eleki abek nime kamp degen yerge, eleki lager degen yerge eketmesin inşallah. Yani bu yaştaki sen bizim vazifemizi ada kılan bir donat mı? Günahkar bir adam, bir ayal bir anımızda onda halganca uyarı bir yerge solar bu doğru bulmaydı. İnşallah deyme yani Xitay'dan insaf tılmak Xitay Komünist Parti'den tınmak pek doğru gap olmaydı ama şunda bu olsun abi de. Şu. Hoş. Doğru, doğru deyiz. Hakikaten digin azdek mi şu? Şunca valla uzun yıl bizne, hatta öz vakti de Mevlüt Çavuşu oğlum bizne alka bu Türklerle alakası yok, Türkiye'yle alakası yok tabi Uygurlarına. Şu makale yazıp kılvatkan vakitlerdi. Şu vakti de Mevlüt Çavuşu oğlum da sorgantı bir muhbir. Şimdi Hıhtaylarmış, Uygurlar, Türkler, Allah'a sığır. Mevlüt Çavuş oğlum, Meskırıkkan'da külüp etken bir gipi vardı. Bu şu abi diyende, siz Hıhtay milleti mi birbirisine düşünüşen miydi o? Bunu yıllarca birlikte yaşatma. Ama bizim her kançı kısmı, giplerinin, torun diyen, nevri diyen gipini düşünemedi. Kalan gipinin hemmesini tercüman bulmasın mı, hemmesini birbirisine düşün, kıvatkan bir iş hem de balıkı. Hem de bir hafta kalsa şeyde düşünüldü. He, şu. Misalıga, neyme, Hakan Fidan, aşı Kaşkar'ın ki Mali'nin nocisi de, Minvat'ı da yüzünün kocisi de. Şuna mı? Bir kolunu yan çıksıyla. Bu köy avatını tak al. Kaz, kar közeynekten tak al. Aldı da degen, aşı elbette işçencilik bir kadem bile desep Minvat'ı da yüzünün kocisi de. Aksın Nurma Adem Egeş vardı da. Doğru diyorsun. Yani bu ele bizlerimiz diye ne köstü? Abi noçılığına eşerde köstü değil mi de? Bir ministre mehlisi de, mehli bizim de. Bir hafta kalsa o çoğu anımız bile tıkı mı yakışı diyalog alaydı. Şu. Doğru diyorsun. Hem de doktor hem de hakikaten vaktimiz mecik uzur dedikin bu tem tükmeyi atıdı. Hem de bu şu bulup mu maşınla öğlen erken dünyaz bir yerde ki şunla akbarat kazırak çıkardım. Lakin bu şeyde ki maşınla öğlenin gibi olsun kalan geplerinin emmesi intihar külkülü geplerimdi. Yani şu Xi Jinping'in siyasını seçip onun kendi şu terör, o bu da kendi kündü vatını mızahına bir işler bulu atkandık. Yani özünün sepsetisini sattığımdı. Kendi aldı ki insan hem de nimlerini oylayıp oltağandı dedim hem de. Sen bunca valla asıl da onun ki onun yançığı da, onun malumatı da, onun zihni de Muş'u numusuzlarının ki aşağıdır şarkı tutan üstü turbatkan cinayetçilerinin, nimilerinin, kıgallıkının hemisini aldı burun bildiğinde de hem de aldı da oltağında. Adet ki tünürgün ki siyaset edemez hem de. Belki yepik yerde diken de hem de şu sepsetini sattı hem de. Hem de Muş'u bunu deyin ki hem de siz hem de Kaşkar'ın ziyaret kılan Yusuf Has Hacip'in ki uyarıldı hakkında fakat şu körünüşle anlamı gördük hem de. Bundaki Şark Türkistan davayımızda kandak bir Nurgun ilgirki rehberlerinin ziyareti karısak mı? Bazı hatta Abdullah Gül'ün ziyareti deyinken Ürümç katliamı kep çıktı hem de. Her katım çoğun bir ziyaretle boğan deyken Uygur halkının üstüge böyle bir yakışılmış bir siyasetle bir özgürüş, o neslin bekirekmiş ötken yıllar karısak. Şimdi neslin köylük hem de. Siz bunu deyin ki, Muş'unda Hıhtay Hakan'ı özünü çıraylık göstüp, Ufay Anlık Sürk yapmışına kılmen diyen bilen, Nurgun malumatını Hakan Fidan bence Ammakşı oğlanına epket deyemdi. Siz bunu kanda karaysınız, bunun deyin ki Hıhtay yana bekerek iç ve siyasetini boşluğun bir işini körüşümüz mümkün mü?
ya ki del əksini görüşümüz mümkün mü? Xitay'a guman köygen ya ki his kıgan adamların hemini tutudu. Hazır aşı öyle ki Julius'u, Pejus'u deydi aşağı aşına yerlerde mi tutuvadıdı. Bundan yerde de gene 15 gün tutalıydı ama neçiyil tutuvatkanlar var. Çünkü lager çinip ağaçka, lagerge ep mandıganlarını aşı Julius'u ep git var. Onun başka şu hatarlık his kıgan, ben his kıgan derdim. Vakit yok. His kıgan adamlarını mı aşı solavadı. Bu devam kılıdı yani bu manada. Ama elke şu lagerini elke yürgüzü atkan o devirler bu maydı de böyleydi. Sebep birinciden bu Xitay şu Şer Türkistan'ın iktisadını canlandırışka tırışıvadıdı. Çünkü Xitay eğer de şu rayonda yani aşı herbilik başkuruşu bile kılmen deyilgan olsa, devam kılmen deyilgan olsa o İpek yolunun ki kurukluk yolu devamlı hatarlık astıda kalırdı. Bunun için Xitay'ın ki Orta Asya ve Cenubi Asya'nın devletlerinin Şer Türkistan'a bağlanışı. Ya ki Şer Türkistan bu rayonun celip merkezi halıga kiliş siyasetini mi manzamaydı. Şununla bu Şer Türkistan'ı naitlik canlandıran, güllenigen bir rayon bulup kösetmeyece başka devletlerine tatamaydı. Hem de özgü tatamaydı. Hem de bu Şer Türkistan'daki bu siyasetme özgürüş doğru geldi. Bu bir özgürüş. Birinci hükümetteki biraz diplomasi, iktisat terakiyat diyendek aşında bir hukuklarını verdi. Şununla bu Ürümçü hükümetinin emeldarları Orta Asya'ya bir yeri ziyaret kılalaydı. Erkin Tunyazma Avrupa'ya çıkıp kılalaydı. Gerçi Fransa'ya baralmış mı? Misalıca Cenubi Asya devletlerine ulama kilip Şer Türkistan'daki bu Ürümçü hükümeti bile görüşüş diyendik. Yani bu diplomasi cedde bir hukuk vermeyen olsa bunu kılamazdı. Bir işin sebebi Şer Türkistan'ı bir güllengen canlandıran bir yerge aylandırış. Şununla başta içki turizmini canlandırış. Buluşuyla Xitay'ını ekilip, teşvik kılıp, ulağa sübvansun deyimiz bu, koşumcu pul birip durup, ziyaret kılınla Şer Türkistan'a da imtiyaz var. Anda. Bunun için kim bu Şer Türkistan'ı yanıla şu Avrupa devletler, Orta Asya, Cenubi Asya ve Avrupa devletlerine açmakçı ve yurgun devletlerine vize cedde bir onaylık kıpırı vardır. Temel, yani esas cedde diyen cadı Şer Türkistan'ı bir halkaravi bir yerge aylandırış ama bunun maksadı celip kılış. Yani Rusya'dayımız, Muşu, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Pakistan, Afganistan, hatta Türkiye bulağını celip kıldıran bir rayonu aylandırır. Bununla maslaştırıp, misal Ürümçü Ayçık'ın 6'dan itibaren Muşu aydırımı aylandırmız diye karar alır. Yani, kinki yıllarda aşınak oldu. Yani halkara aydırımının ki ölçümü bile devam kılardır. Bir, yani birisi Kaşkara aydırımını kendi adıdı. Uyanım aşınak kılmakçı. Yani birisi Hoten'deki aydırımını. Bu aydırımlar neymiş ki yaraydı diyen bak. Misalga da Avrupa'dan şu Xitay'a uçup gelen aeroplan bozulsa Şer Türkistan şu aeroplanla düşüp onun dekin tekrar uçuduğun bir yerge aynış. Yani bir bazga aynış. Hop deydi o yılda. Yani jığılı ve takip. Ondan da şu Orta Asya'daki Özbekistan'ın, Türkiye'nin ki Muş diyen stratejik ormanı ağam bulundu. Hoş. Ve Şer Türkistan'dan düşüp onun ki ebekmen sanırım devletlerine asan varalaydı. Onda bir yerge aylandırıp onun ki Rusya'nın, Türkiye'nin ya ki Hindistan'ın Orta Asya'daki tesirini sundalıydı. Türkiye geçimi bunu kılalaydı. Onun ki bu İpek yolu strateji Sıvago kurukluk İpek yolu. Yani Şer Türkistan
Türkiye ve Avrupa. Yani bu ne anlamdaki bir tutaş bağlamakçı. Bu Xitay'nın ki akıllıca kanda geldi diğer vakti de Han sülalesi Karabekan'la Han sülalesinin kendimizcilik diye ne kıpırgenler dayılıklar emin. Yani bugünkü Gansu, Ningxia, Xitay ve Moğolistan'daki milletler arasında kıpırdı. Ya ki Tang sülalesi ve Karsan'la aşı Göktürkler deyimiz yani başka Tibet Mongollar içbe, Mançurlar içbe. Bu mesela Xitay'ın ki bunda zemini yok. Bunların zemini şu Zhongyuan degen yer şu. Bu ise şu Şam'ın Guangzhou'nu mu kitvasa aranla. Şununla başka milletin mi faydalanış degen bir nime plan. Ya ki bu Çigra rayonu içki rayonu aylandırı. Çigra rayonu boğan rayonlarını Çigra rayonu aylandırır. Mesela Pakistan. Ve Pakistan'ın Gwadar portakacı. Yani Pakistan Çigra rayonu. Şer Türkistan içki rayonu. Tibet içki rayonu. Nepal Çigra rayonu. Şununla bu yayılmacılık siyasetini, emperyalist siyasetini devam kılıdı. Aslında bu bir hıl müstemlekecilik. Xitay'ın ki məqsədi bu. Ama hazır ki, mən davatkanla kəlbisində cıq devletle bilip qalan vaxtı da Xitay'a bunun ruhsat birəmdir. Xitay'ın ki bu kəngəmiçilik onu bilməyəm. Ama Xitay'ın bu kılmışlıklarını asla asla dünya bunu turnuvadadır. Çünkü bunun Xitay'da 5000 yıllık tarihi olan, medeniyet tarihi olan bir millet bunda eskilik yamanlık mıydı? Türkiye'de başına adamlar var. Tam da bunu kılalaydı. Böyle bir misalını verip Türkiye'de bu Xitay'ın atağlık bir yazıcı var. Muşu 1930'larda belki atağlıktı. Luşun. Luşun'dan ki 1921'de Beijing Üniversitesi'de bir dersi teklif kıldı bunu. Yani Xitay hikaye tarihi deydiğim bir ders. Ama bunda dersli kitap yok. Kitap mı yok? Tetkikat mı yok? Şundan da üzgü kalıdı. Bu anandan ki tarihi kitaplarını varaklap izlep hikaye tarihini yazmakçı. Xitay hikaye tarihi. Şununla yizvatkan ceryanda bu nesin film koydu. Deydi tarihinin her bir biti de aşında eski, aşı kodu, Yaman, Yeymen, deydiğin Yeymen digine adam Yeymen digine. Yeymen deydiğin adamlardan şu teşkil kılan. Bu kanda bir milletle heyran kalan. Şununla oylattı bu. Şunda eski Yaman bir millet olsa tarihte yok olup gitiş lazımdı. Kandalaca yani bugünkücü kilerde dedi. Tekrar o nimge kargancarda kitaplara. Muşunda eski bir millet mi? Bir halkını, yakı bir hakimiyeti, sülale deyimiz bu. Sıddığa tuşu, bugünküce ekegen pidayıyla bu başka deyim. Yani gepnin ki kısa, Xitay'ın ki 5000 yıllık medeniyetini ana buluşunun yüzünü gibi bile uyardı dehşet ahvallah. Şununla bu Nurgun adamla bunu bilmeydi. Mesela Kongzi Dise hem de Kongzi'nin ki diğer çıraylık geplerini hemen tercüm kılı var. Ama Kongzi'nin ki esas geplerine tercüm kılını yok. Bunu mu ertüğü gün bilip kalırdı? Yani bir feodal, bir yeryüzü devleti, yani feodal bir hakimiyetini kogdap kılış için bir ideoloji oldu. Şöyle. Yani tatlı gepler, halk isyan çıkarmasın da halkın aldığı tatlı gepler o. Ona bizden Mevlana'ya okşatmak. Şununla bu Xitay'ın tonuğan siri bir şey oturup siri bulup mamışı Komünist Parti'nin ki kılmışlığı oturup çıkan siri halkıra Xitay'a boğan köz karışlar. Özgürdü Uygur halkının bunca yıl tatuvattan bu zulümle tekimi yaşı tonuşka başlaydı. Türkiye'de mi belki Amerika'nın oyunu, CIA'nın oyunu diye adamlarının sağlığı Azim. Çok rahmet, Allah razı olsun. Abdülhamid efendim, hem de abayımız siz biraz söyleyip öttünüz. Hem de bu ziyaretini, hakikaten sizler mi şu
Tamam, insan haklarını közü cemiyetinin ki başçılığı da bu kadın bu ziyareti ki bu şimdi noktalarını bir türlü ayrım ayrım bir şekilde oturup işte pilallık alakalı dediğiniz hem de. Hakikaten bu şu ziyaret cereyanında hem de bunun dinkin Nurgun Tülü Udur Karasak hem de bunun dinkin Şark Türkistan vaziyeti Türkiye-Hıhtay münasebetleri başkaca özgüreydi, uğuldu, buğuldu de hakikat aşkarlandı diyen de şekilde analiz kıvat kallan bağımdı. Hodde başka hazır geçe Türkiye halkı gibi emili reallık anlatılmay CIA'nin ki ağzı bile anlatılgan dek çöndürülgenti hem de bu kadın ziyaretin ki Nurgun İslam'ına muşu körünüşle, muşu uçuruşla hem mesela aşk ayrıldı diyen dek muş Türkiye halkını mı Nurgun şekilde başkışı çöğünce onun fikirlerini özgertişke uğrundugan onun aslidiki yüzlügen manlıgan inkaslığa karsak onu his kıl buldandı. Bunun dikin Türkiye'deki silah başlık teşkilatlarının ki kılışkı tigişlik işleri siz abay kımak şu an nasılsınız dediniz. Ne mi kılış gerek bunun dikin hem de? Ameliyette şeytan meselesini garipnin oyunu ya ki Amerika'nın ki Tayyip'le boğan iktisadi ve siyasi hazırlık günümüzde olsa hatta ki eskeri liyası bulmağın takdirde Katarlık daha tabii ki Türkçe şarkı rekabetleşişte Kıtay'ın acizlaştırılan Kıtay'ın ki acizlik noktası sürdük işletilişi Uygurların ki ve Uygur meselesi erkek kırgınçılıkla baş meseleler ameliyatı Amerika'nın ki muşu maksatı uydurup çıkartan ya ki muşu maksatta uydurup çıkarması mı? Aslında babı olan bir hakiki mesele ama şu sebepten Amerika güçlendirip köptürü atkan. Ya ki meseleni güçlük galette oturup sürüp Kıtay ile Türk İş Merkezi'ne oturduğu koyu atkan bir mesele de karar. Ve şunun da ki Avrupa Kıtay ile hala hazırlıkçı her yılı bir katıp kilişkili ya Macron vardı ya ki başka biri vardı ya ki farklı farklı vardı ben Kıtay ile Avrupa oturduğu ki Avrupa'nın razı kılmadan bir iktisadi kilişim var ya ki iktisadi alakı bu alakının ki onuşalmakallıkı sebebidir Uygur meselesi kim tarafı tutulu vatıdı deydi ben siyasiyetçiler, analizçiler, akademikler, dini şahsiyetler ve farklı türdeki halkının ki farklı katlamları da tesir kılgan bir karış var. Yani bu fakat Türkiye'de lan emez. Bunu bilişimiz gerek. Çünkü Arap dünyası da kırığa vaktimizde Arap dünyasındaki mühim şahsiyetlerle görüşke vaktimizde onundaki Malaysia, Hindonezya ya ki başka mı şu İslam dünyaları bulup mu şu Arap'ın ki insan hakları namıdın bu devletlerin ki siyasi meselelerine, siyasetlerine, peki paraklık noktalarına arlaşış köp olan. Hatta ki şu Afganistan meselesinden sonra Filistin meselesi gibi. Ondaki yine başka meselelerde garipnin ki bulup Amerika'nın ki oynayan rolünün ki FKG'nin zihninin güçlülükidir. Ve garip bu devletlerin ki köpüncüsü de Şerh Türkistan meselesi, bulup mu Şerh Türkistan meselesi gibi köngül bulduğun, bunu düşünüldüğün ve Şerh Türkistan meselesi ayakta bir işgıçlı halıgan zihniyetteki İslami hareket, siyasi hareketinin, hareketlerinin ki başlamçılarının ki zihnine naid khaterlik bir küç, düşman değil mi gendaktırdı bu, naid khaterlik olan bir dolu. İşinilmeydiğin, işençsiz, her vakit şumluk kılıdığın bir dolu. Bunda koyarken Uygur meselesinin ki bu Amerika bile okşaş bir yer bulup kılışı, Amerika'nın ki bu Uygur meselesi bu olan her vakitlik yardımı. Bunların ki hemisi bu devletlerinin ki halkları, siyasetçilerinin kaldı da her vakit bir ilaka aşu açığını ya ki bu olan bir yakış görmezlikini kuzgaydıgan bir haletki kifakalıkı bu bir hakikat. Toğulma hata mı başka bir taraf? Yani aslında koyulması gerek de buna erkek düşündürüyoruz şimdi. Şunun için biz bu katımlık dünya, Çarşı Türkistanlıkla kırındaşı kuruşuyla müzakere kıldığın timlanın ki birisi. Bu şu garip ve Kıtay ortasındaki tokunuş ta
Uyghur meselesi zaten kaysi şekilde Şerq Türk'te meselesi zaten kaysi şekilde çöndürülüşü kirek başkalağa. Yine Hıhtay emeliyeti bunu Hıhtay oturup koygan bir Hıhtay'ın ki sadece ustalık bilen oynayan bir oyunun ki neticesi bu. Yine Amerika bu şu şekilde oynar, bu şekilde payda kılıp bu yok nesini payda kıl dedi Müslümanlar, Müslüman dünyasına Türkiye'de bu işçide kubul kılgan bir okul. Bir ideye, bir an. Biz bunu kaysi şekilde özgürtelemeyiz veya ki garip, hakikaten sevilen boğan tokunuşu emniyeti bir yeri bir, bununki herkanda bir yalgan gelme olma bir rastlık kısmı buldu. Emniyette Amerika'nın ki, ki garipinin ki sevilen boğan tokunuşu da sayıga karşı duruş için Uygur meselesini Hıhtay bilen tokunuşunun ki malum nek merkezine koymuşsunuz. Malum noktada yerden bir vatkanlığı, işleti vatkanlığı ve bir hakikat. Onda koyan ki, muşu hakikat peyi boğan nesi üstüde biz İslam dünyası ve Türk halkı bu meselenin zaten kaysi şekilde doğru düşündüğümüz ve özümüz Şeyh Türk'ten teşkilatları bunu sürdüğümüz ile garipinin ki naidi küçep biraz acizlaştı kırıp mağında değişik buldu kırayım eminim fikrimde ama yenili küçep aleti toplu atkan Şerq Türk'ten meselesi ki insan hakları mekanizmi ve insan hakları noktasının yardım kılış siyasetini zaten kayıt şekilde düşündürüş, kayıt şekilde ifadeleş ve bunun da kayıt şekilde takım yakışı bir faydalanılı bulduğu diye nefti bir müzakere kılınışı gerek de biz bu hafta biraz oyunu atımız. Şunun da yani Halkara Şerq Türk'ten Teşkilatlar Birliği'nin ki Muşu Şerq Türk'ten dava siyaseti tutuatkan stratejilerden birisi Muşu garipinin ki kolunu kilovatkan, işletip kilovatkan insan hakları mekanizmi gibi farklı halette Şerq'nin ki Hıhtay ile boğan alakası diki iki taraflı diplomasiye bir vasıta alaka bir vasıta diyalog sadi alaka ve farklı noktaların yani farklı siyasi ve içtimai güç vasıtalarını kullanış arkalı Şerq Türkistan meselesi de bir halkılış çaresi izleş noktasındaki bir farklı tutkan pozisyonlarımız yani stratejimiz ne? Nümu ameliyette biz şu bağın yerimizde özümüzdeki halka Şerq Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin ki tutup gelen siyasi yolu inandaki siyasi üslubu, tili, inandaki azalarımızın üslubu, kilip çıkışı ve şunu da ki bizimki bir yerdeki taleplerimizin ki karakterliği ve başka nesve noktasının emeliyeti Şerq Türk'ten meselesi Amerikasız. Peki garipsiz mi? Yenilen bir işgal meselesi, bir ırkı kırgınçılık meselesi, bir zulüm meselesi, bir zulüm uçuravatka Müslüman Türkiye'lerindeki meselesi ikerlikini Amerikasız mı hem yani bir ispatlandığı olduğun Amerikasız mı hep elbirli vatkanlıkla bir şahit sütüde hareket edip kurvatımız bu memeliyeti ben çok mühim de karayım. Türkiye için de mi? Yani ki Şahin Teşkilatla birlikte her vakit teşebbüs kılıvatkan ya ki icra kılıvatkan siyasi nümümüz de mi? Yerlik üslupta muşu Türk halklarının ki, Türk milletlerinin ki ve günümüzdeki Türkiye'nin ki siyasi ictimai kurulmasını ve ictimai vaziyetini teşkil kılıvatkan her kaysi yerlik teşkilatlar bilen boğan organik alakını güçlendirgen asastaki siyasi lobicilik uslubu arkalık mı ve Şerq Türkistan meselesi de doğru. Amerika'nın ki mi ve başka devletlerinin mi kütkeller var ve şunun da Türkiye'nin mi ameliyette özünün ki kütüldüğün noktaları buludu. Ama bu kütüçlerinin ki mu üstü de buladın mı ayrım halette yani bir inik 101 vatka mesele bu hel çaresi tepiş her kaysi devletlerinin, siyasetçilerinin ve kılıklarının hepsi kellik düşündürüşümüz var ve şunu olarak bilginimdeki bir kılıklık siyasi çıkış, siyasi usul, siyasi talepini oturuğu koyuştun bir gösteriş var. Sonucu bir yerde bence bu vakti yine köplügen içtimai taraf vasıtaları da faaliyetle elif verilişi gerekte kurayım.
Şunadak ahirete tutmak şu Gaza meselesinin ki Müslümanların ki ırk işgal ve başka meseleler gerektirdi ki güret nispeti aştı. Çünkü burunca vakitlerde bu garip devletlerde yaşayan Müslümanlar İsrail ve Hamas sokunuşunda Hamas'ın uçkaşkarı kullanmaydı. İşgal meseleleri biraz uçuk yapılışın ikilinetti. İsrail'in biraz kubul kılan sözlerini kılışka başlaydı ama ahırda 8 ay garipteki küçük Müslümanlarını ve şerefteki mi? Nümelerini bu vakitteki cüretlilik bilen söz kılışta itirvatı. Bu şekillengen bir pozisyonu kandan kılan vaktimizde Müslümanlarda şekillengen pozisyonu Şerh Türksel meselesi gibi hem bir işletişi için aşının gibi hem bir yön bir eleğimiz bu vaktimizde elbette ciddi tirşçallıklarımız ve bazı planlarımız buna batıdı. Bence bu şu şekilde bu nesle Hoş. Köp rahmet. Kıytıp kaldı akşam. Ahırlıklı kim gibi olsun deyip bulundunuz. Hem de doktor, ahırlıklı sualları tüketeyle. Hatta iki sualını bırakalım soru öteyim. Hem de bu kıtım ki, şu körüştüm. Elbette bu Hıhtay'ın atılmış bir belvağ, bir yol, siyaseti. Nurgun devletlerde, şu devletlerin karizgi boğup, erhal, özünün Hıhtay'ın özünün menfaat için yol koydu atkan. Ve nurgun devletlerime çekingen devletler var. Bu mesele, devamlı tilgallim kilo atkan mesele. Bu kıtım ki körüştüme tilgallindi. Ve bu Türkiye'nin orta koridor planı bilen kaç şekilde bunu bir yere keltiriş meselesine oturup koyganlıkı tilgalindendi. Bunu kandakı oturup koydu sizce bu bir belvağ bir yol bu plan bilen. Andikin bu şu düşenbe günü şu, 3. iyon ziyaretin 1. günü Hakan filan şu Beijing'de Hıhtay ve Yer Şarlışı Merkezi strateji merkezine şu yerde söz kavakta bir muhbir bir ikisi Türkiye'nin katnaşmaydı kallakını soru kavakta da neymiş ki bu musun elbette halayımızdır. Hatta bu şu 10. birincisiyle Rusya'da ötküzüldüğün yığınlı bu özünün katnaşı kallakını bildir deyemdi. Bu bir ikisi Brezilya ve Rusya, Hindistan, Hıhtay, Cenub Afrika'dan ibaretmiş 5 devletinin iştifakı hem de. Bunun gibi Türkiye katnaşısı kandak oldu, katnaşımız kandak oldu. Diyendek bu şişkisine bırakılan bir cevap vermezsiniz. Hoş. Bu orta koridor diyen bu ufkum 2015'ten evvel bahattı. 2015'ten itibaren onu inaklaş verdi. Türkiye'den Ottur Asya'ya geçiyor. Ya ki Ottur Asya'dan Türkiye'ye geçiyor. Bir ticaret yoluna içiliş. Bu yolun ki muyum çünkü mesele var. Birisi bu şu Kasper Denizi'den kadar ötüş. Üstü de mi, tegi de mi? Yani denizini hastalığı mı? Ya ki üstü de mi diye. Hazır olanı mı oylaşıp atadı. Çünkü bu ticaret yolu yalvızlar, bu ticaret kılışımız. O şekilde bu enerjilerine Türkiye'ye gelip operasyon edip gelmek. Ve dünya pazarına apırış. Bu mu var? Bu bir ikinci bir mesele mavi Azerbaycan bile Ermenistan arasındaki o bir koridor var. Hoş. Zengezur'da. O koridoruna içilişi lazım. İçilgan takdirde Türkiye, Azerbaycan ve şundakla ebeki diyen Kasper Deniz ve şundakla Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan açı var. Ama bununla ilgili Rusya bununla kırışık mecbur kaldı ve İran mı bununla kırışık mecbur kaldı, Ermenistan mı? Şununla Türkiye öz aldığı Muşu nime Kıtay'ın ki İpek yolu stratejisine karşı yaki takabül turuşun ki bir projesi. Ama Türkiye dedi ki benim bende bir projem var. Ama seninki projemle de bağlayla. Demek Türkiye ne istedi o diye baktı da benimki projem gibi meplak sağsam diye geldi. Çünkü Türkiye ebekmen diyen çoğun projeye pul siliş, meblağ siliş kıyın. Yollarına, denizine astıdan ötüş, uğbula hepsi teknoloji meseleleri. Şununla Türkiye'deydi, benimki projem, seninki projemle
bağlansa deyip kilvadıdı. Xitayma arlap arlap tılığı alıdı. Nurgun devletlerine açılan projeleri var. Bizimki muşu asas boğam, esas boğam muşu İpek yolu strategiye bağlanmak için de bunu da ataydı. Mesela Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu var. Bunu Özbekistan'ın, Kazakistan'ın başlar bağlı. Türkiye'nin kim açılar? Şunun kapı o Türkiye, muşu Xitay'ın ki muşu İpek yolundan mı paydilişinin ki koydu. Hem de bu bir ikisinin ki meselesi gelsek bir ikis kurulgan da 4 teşkilattı ki Mavu Cenab Afrika'nın kardeş devleti. Birikti. Birikis yani Sena kuş bu nime Cenab Afrika. Koş. Ve bu Xitay bu teşkilatını kengeyişini yani öyle bir nüfusunu köpeğişini kalmadı. Ama Rusya kalmadı. Hazır Amerika ile Xitay'ın arasındaki bu ciddiyle köpeğen sırrı Xitay şunu düşündü, bunun dünkü bu Amerika ile münasebet düzenlemeyken. Amerika'ya karşı kan da teşkilat olsa, kan da bir proje olsa aşırı bir uygu kegeşe ma bir ikisi eza sahnını köpeği dışında makul dedi. Bu makulluk ile nurgun devletler, Suudi Arabistan, Türkiye, Endigendek nurgunmuşlar. Amerika ile çatırı boğulan, ya ki Amerika ile yakışık görmek devletler. Hem kılvadır. Hem de bir ikisinin ki kuruluşunun ki mahseti aslında yeni yükselgen iktisat devletlerinin ki pul mamili işine ki bir teşkilat. Bu teşkilatka bunçilik azalarına katkandın ki muşu pulun yitemdi muşun takdiri teşkilatına manzuluş ve bir gibi bankı var bankını manzalamsa bu bankıdın ebeki ezab olan devletlerine netlak bir elemse diye mesele çıkıyor. Hı. Bunun için kim bu bir ikisinin ki eza devletlerinin ki ortak kıymet kararışları yok. Ortak hoş. Medeniyet kültürü yok. Ortak din düşünce yok. Ortak neyse birliğe o bozsa Gart'ın ki şu pul mamilesinin ki otoriterge yani çemberden kurtuluş. Dünyaya karşı. Bu var. Ama Türkiye'de bazı devletler bulağa kıtılsak aşu BRICS bankasından bir pul alalısak deyilgan koydu. Ebek projelerini emelleştirmişti. Hoş. Yani çünkü Türkiye Gerb'den kutlamaydı. Çünkü nurgun sahalarda da bağlanan. Her bir sahasında, mutabiye sahasında, hayvizlik sahasında. Hatta Türkiye'nin futbol takımları, grupları Asya takımlarla oynamaydı. Avrupa takımıyla oynaydı. Türkiye'de bir neslinin ölçümünü, bir neslinin ki süpetlik bulup olmasını Avrupa bile ölçeydi. Normalde yapıp kalacaktı. Avrupa'da bundan nesi yok dediğinde hata dediğinde. Avrupa'nın seviyesi ki geldik dediğinde o hele bir seviye kettiğimiz deydi. Yani Xitay'ın ki ölçümü, bilmem başkına ölçümü dediğim gibi yok. Şunun da bu Türkiye, Osmanlı'nın ki kinki 200 yıldan beri Gerb yolunu tallatman başka aşında bağlanığında çetişken. Ha, siyasi cidden bu Amerika, Avrupa ile cidden çıktıktan bozma ama nurgun cidde çetişlik bu başka. Türkiye hem Gerb'den hem Şark'tan paydilişinin ki bir siyasetini izlenip atkandek durdu. Şununla bir ikisi katlaşsa mı Xitay Perez bu gitmeydi. Katlaşmışsa mı Amerika'nın ki dostu bu gitmeydi. En başta diyende Türkiye hazır işki dünyalaşmadan bir ahvalda inik bir yolunu küsetmedi. İzdin vardı. İzdin şeriyanda hem de biraz onda tonda ya gelin gıldak takla ahval buldu. Bence Türkiye kıtılışının ki bir zihni yok yani bir ikisinin. Ama kıtılsa Xitay Perez o kıtıdır diyende yok. Hoş, çünkü hoş. Bir ikisinin ki esas iştirip mangan küç Rusya.
pul berib atdi. Shuning Dmitriy Petrov biz gap yo'q, biz qarshalmiz dedi-ku shunga. Xitoy emas, Rossiya buni qilmaydi. Ha. Pulni Xitoy berdi. Azani biz yig'imiz. Shuning bilan g'arbga qarshi biz mana kuchlinimiz degan qo'ydi. Ammo qatnashganlarning ko'piga qarasanglar, shu dadi pulda. Shu. Deyiniz to'g'ri. Abay, men bir mashinalar bilan erkin dunyoni ziyorat qilgan vaqtida ekan, men Xaqan Fidan'dan bir nuqtani unutib qoldim. Bu Sharq Turkistonga davomli qanday o'makni akasi bo'lib mashinada islom dunyosini akaga vaqtida Xitoy yosib olgan bir muzeyxondek bir yavamdi. O'sha mashindoq terrorchilik qilib, bular har xil qota qoralini bombalar qilgan, chizib qo'ygan. O'shaga opamay qolmaydi. Men qitim Xaqan Fidan'ni bu yerga opam edimdi. Xaqan Fidan'ın dopisi bundaq yalğan səhnələrlə bilən jigdi salanmaymız deyə Xitay qoqqanlıq üçün apıramadım həm də o vaqı. Muzey xanısı. Siz qana qaraysınız şoğa? Məncə şənməydi onun bəlkə aşırı etməyli deyə oylığan boz kirək. Çünki Xaqan Fidan'ın Xitay ziyaretindən bir gün əvvəl bu deyəm. Xitayın ki aşı nüfusluq muşu sosial medya da muşu Xaqan Fidan haqqında makalı çıxdı. Onun kim bo'lganligini, nimalarni o'qiganligini, qayerda o'qiganligini, qayerda dars berganligini, TIKada qanday ishlaganligini, istihbarot tashkilotida qanday ishlaganligini hammasini aniq tushundirgan. Ya'ni bu odamni aldash qiyin. Misol TIKada shu asosan turk dunyosiga xizmat qilgan. Ya'ni turk dunyosini shu Sibiriyadan boshlab shu Yaqustongacha, Kavkaziyadan shu nimaga, Balkongacha u odam yaxshi biladi. Hatto Xitoyni ham shu vaqtlarda ziyorat qilganda ham. Ha. Ma istihbarot tashkilotining peshvo etgandan keyin bu Xitoy bor. Xo'sh. Shunaqa bu odamning qo'lida chiq ma'lumot va bek oshib etgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Nihoyat uzun vaqtingizni oldim, ikkinglarningki tema haqidan chiqqoq sig'dirib ikki savolni bir so'rab degandek ashlan tugatishga tirishdim. Allah razı olsun her işkin onlardan. Başka eğer de söz deyildiğin gibi kalp kaldı insanlar, ben ekranı uçuk yani. Bu mesela bir şeyle akırlaştırayım. Ben köp rahmet, yani anıcılığıma köp rahmet, sizgime köp rahmet. Abdülşit Efendi'ye köp rahmet. Malezya'da uklumay, uykusu gelip. Şu keçip kettiler, evet doğru. Çıkıp durup, bunun fethildi. Bunun bölümü rahmet. Rahmet. Hoş geldin. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Qadirli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni mushada oxirlashtiraydi. To'xtalishga tegishlik masalan asos jihatdan to'xtaldik deb qarayman. Va programimizda program jarayonida shu balkim bir masala chiqdimi, YouTube'dan biroz to'xtab qolganligini bildirdi. Inshaalloh programmadan keyin ham YouTube'ga yuklaymiz shu yerdan inshaalloh programni to'liq ko'rishingizni umid qilamiz. Allah ömür bəsa yana bir qatımlıq söhbətimizdə görüşkəcə. Aman boğaysar. Assalamu alaykum və rahmetullahi teala və barakatuhu.